Selamünaleyküm dostlar. Can Mana isimli hikayemizin 5. bölümünü dinlemektesiniz. Eğer bundan önceki bölümleri dinlemediyseniz o bölümleri dinleyip tekrar bu videoya geçebilirsiniz. Uykunun hiç bitmemesini istediğim bir gece daha gündüze ermiş. Ayaklarım hala yatağa yönelse de mutfağın yolunu bulup kocacığıma güzel bir kahvaltı sofrası kurmuştum. Bugün yeni işin ilk günü olacaktı. Mutfakların prensi artık Akınşah Holding'in başındaydı ve bu yüzden o gergin, bense gurur doluydum. Ağzımda çiğnediğim lokmayı iştahla yutup az evvel çerez gibi yiyerek boşalttığım peynir tabağını tekrar doldurmuştum. Hayır, peynir, çikolata, turşu ve acılı şalgamı aynı gün içinde iştahla yediğim için cinsiyet hakkında bir yorum da yapamıyorduk. Dolu peynir tabağını başına bir kez daha kaza bela gelmeden sofradaki yerine koydum. Derken ardımda duyduğum ayak sesleriyle Beyza'dan mutfağa teşrif buyurmuştu. Dönüp bakışlarımı diktim ve ellerimi çenemin altına koyup hayran hayran süzdüm onu. Takım elbise bir adıma bu kadar nasıl yakışırdı? Esmer tenine tezat beyaz gömleği, koyu lacivert ceketinin cebine tıkıştırdığı mendiliyle tam seyirlikti. Yanına ulaşıp usulen düzelttim yakasının ütüsünü. Bakışları bu durumdan ne kadar muzdarip olduğunu ayan eder gibiydi. Aklıma gelenle kocaman açtım gözlerimi. ''Kravatı unutmuşsun'' dedim bir an kapıya doğru yönelirken. Kolumdan tutup az evvel attığım bir adımı geriletti. Halbuki kıyafetlerini hazırlarken en üstte kol düğmeleriyle yan yana bırakmıştım onu. Böyle kravatsız yönetim kurulu başkanı olur muydu hiç? Beni kendiyle birlikte yürütüp masaya oturmuştu. Uzanıp az evvel dilimlediğim peynirlerden tabağını alırken memnuniyetsiz bir bakış attı suratıma. Ben düğünümde bile kravat takmamak için papyana razı olmuş adamım. ''Hiçbir güç bana o şeyi taktıramaz.'' dedi kısık bir mırıltıyla. Alt dudağımı ısırıp yutkundum. Kravatı olan gıcığımızın has safhada olduğunu bilmiyordum. Öğrendiğim iyi olmuştu. Az evvel bir tabak dolusu yememiş gibi peynirleri servis tabağıma doldurmaya başladım. Ekmek yemesem kilo almazdım herhalde. Ağzıma tıkıştırdığım 3 çeşit peynirin üzerine portakal suyumdan büyüyecek bir yudum içtim. Beyza'dan hem kahvaltısını yapıyor hem de göz ucuyla bana bakıyordu. Çatalına taktığı kaşar peynirini uzatıp gül reçeline batırmış, sonra da ağzıma doğru uzatmıştı. E nimet, şimdi reddetmek olmaz değil mi? Lokmamı çarşaba yutup uzattığı çatala ağzımı kocaman açtım. Muzipçe kıvrıldı dudakları. Tatlıya neyin üzerinde olursa olsun hayır demiyorsun. Tatlı yene oğlan mı derler dedi bakışları karnıma doğru düşerken. Bir an dediğini düşünüp avuçlarımı göbeğime yaslamıştım. Benim hissiyatımda oğlan olduğu yönündeydi nedense. Hem zaten bir kızım varken oğlan anneliğini de tatmak isterdim açıkçası. Şaka maka 3. aya girmek üzereydik. Şimdi değil ama birkaç ay inşallah cinsiyeti de belli olacaktı. Sağlıklı olsun da dedim kısık bir mırıltıyla iç çekerek ve tebessümle çevirdim elalarımı bana odaklı zifirlere. Ama babasına benzeyen gece gözlü bir oğlum olsun çok isterim. Huzurla kıvrıldı dudakları. Gözleri karnıma doğru bakarken dalıp gitmişti. Bir anda hareketlenip elindeki çatalı bırakmış ve bana doğru yanaşıp elini göbeğime yaslamıştı. Başımı çevirip yakınımda duran başına bir öpücük kondurdum. Küçüklükten beri hep babama benzetilir, hep ona hayrandım ben dedi. Yerinde doğrulup düşünür gibi yüzüme bakarken. İstemsiz bir gülüş yayıldı dudaklarına. O böyle gülünce dünya şenlik dolu bir köşe oluyordu bana. Evvela yavrumuza... Sonra bana çevrildi zifiri bakışlar. Ve demiştim ki bir gün oğlum olursa ona benzesin diye adını Ertuğrul koyacağım. Ertuğrul, bir Ertuğrul Çalapanda. Gözlerim boşlukta gezdirip belli belirsizce tebessüm ettim. Çok sever ve her zaman hayrandım Ertuğrul babaya. Ve adını da kendisi kadar sever ve beğenirdim. Hem içimde benim babamın da adını taşıyordu. Sırf bu sebeple bile olsa oğlumun adını Ertuğrul koyabilirdim. Nitekim Beyzadem'in de gönlünde bu varsa oldu demekti. O zaman oğlan ismi belli oldu dedim elimi yavrumun üzerinde gezdirerek. Ama ne olur ne olmaz bir de kız ismi düşünelim biz. Menevişleri memnuniyet dolu pırıltılarla dolanırken yerinden kalktı ve yanıma eğilip karnımın üzerine bir öpücük bıraktı canım kocam. Cam parçamızı öpüyordu babası. Annen sana emanet ufaklık. Akşama kadar karıma iyi bak bozuşuruz dedi kısık bir mırıltıyla. Sessizce kıkırdadım. Daha anne karnındayken başlamıştı resleşmeler. Bu da benim yandığımın resmiydi. Nihayet yavrusuyla vedalaşmasını bitiren kocam bir öpücük de benim dudaklarıma bırakmıştı. Saçlarımı okşayıp kulağımın arkasına itti. Ben çıkıyorum güzelim ama sen oturup kahvaltıya devam ediyor ve şu yavruyu doyuruyorsun dedi. Her zamanki gibi otoriter bir sesle.
Zaten kendi de dediği gibi Ertuğrul Baba'ya fazlasıyla benziyor. Takım elbise giyince konuşması da ona çekmiş oluyordu. Başımı uslu bir şekilde sallayıp masumca sırıttım ona. Kahvaltıya devam etmemi istesin, ben akşam yemeğine kadar keyifle devam edebilirdim, hiç sorun değil. Güle güle kocacığım dedim elimi ona doğru sallarken. Ve tüm zipliğimle mırıldandım. Hayırlı işler. Sonrasında elimdeki büyücek kaseden bilmem kaçıncı kaşık yoğurdu kaşıklarken bir yandan dudağımı bükmüş, bir yandan bana ters bakışlarını gönderen kocama masumiyetle bakıyordum. Sonunda biten kaseyi sehpaya bırakmış, Amine annemin uzattığı bir bardak suyu kavama dikmiştim. İçim yoğurt ve suyla dolmuş gibiydi. Aman iyi olalım da ben bir kova daha yoğurt yemeye razıydım. Beyzade'm işi oladıktan sonra güzel bir kahvaltı yapıp günlük işlerime bakmıştım. Uzun zamandır toplamayı aklıma yazdığım ama bir türlü fırsat bulamadığım dolabımı derlemiş, sonra ufak bir duş ardından midemin kazındığını hissedip kendime en çabuğundan bir makarna yapmaya niyetlenmiştim. Olmuştu da aslında. Tek sorun benim pişmek zor olan makarnayı ocakta unutup solundaki koltukta sızıp kalmamdı. Öyle bir içim geçmişti ki Bayezid tarafından dehşetle uyandırıldığımda evi bir duman kaplamıştı. Ben uyurken önce makarna yanmış, sonra tencerenin içinde bir küle dönmüştü. Mutfakta alarm çalmış ama derin derin uyuyan ben hiç mi hiç duymamıştım. ''Daha iyi misin yavrum?'' dedi Amine annem kolumu sevgiyle okşarken. Önce hastaneye, sonra da doğruca yalıya gelmiştik. Bayezid'in ağzını bıçak açmıyordu. Hastaneye gidene kadar ağzının içinde omurdanıp durmuş ama bana söylemeyip kendini tutmuştu. Başımı sallayıp tebessüm ettim. Kocam bana öldürecek gibi bakışlar atmasa daha iyi olabilirdim aslında. ''İyiyim anneciğim. Zaten Mehmet abi de söyledi bir sıkıntı yok diye.'' dedim. Bakışlarımı Beyzaden'den ustalıkla kaçırarak. ''Tamam. Suçumu kabul ediyordum ama tek suçlu ben değildim hakim bey. Karnımda beni sürekli acıktıran, devamlı uykumu getiren minik tenaz benim kadar suçluydu.'' Ertuğrul babam başını sallayıp yerinden doğruldu. ''Çok şükür, çok şükür.'' dedi kendi kendine mırıldanarak. ''Saat epey geç olmuş. Oradan oraya koştururken herkesi uykusuz bırakmıştık. Mehmet abi nöbette, narede duayı yatırmak üzere yukarıda Osman abi ise sessizce yanımızda oturuyordu. Babam Bayezid'den bir ses çıkmayınca dönüp koluna dokunmuştu oğlunun. Geç oldu. Bu gece kalın aslanım. Ne vade dinlensin, yarın istediğiniz vakit gidersiniz eve.'' Elaların babamdan kocama doğru ürkekçe çevrildi. Bence de bu gece burada kalabilirdik. Nitekim eve gidersek muhtemelen işleteceğim azarı duymamak için ben süresiz burada kalmaya razıydım. Zifiri bakışlar düşünceyle gezindi üzerimde. Kafasında oturtmaya çalıştığı şeyler olduğu apaçıktı. Derken ağır ağır başını sallayarak döndü babasına. ''Haklısın baba ama öyle görünüyor ki ben aklım gözüm arkada kalmadan işime gidemeyecek gibiyim. Bir hafta içinde ikinci hastaneye kaldırılacak küçük hanımın.'' Alt dudağımı sıyarak bakışlarımı kucağıma düşürdüm. Haklıydı sanırım. İçimdeki cana göre davranmayı daha öğrenmeye vaktim olmamıştı. Hem hiç yalnız yaşamamıştım ki ben. Hep yanımda bir can yoldaşı vardı. Ertuğrul babam gözlerine kısmış oğlunun varacağı yeri dinliyordu. Boğazımdan bir yutkunma geçerken kulak kesildim yine. ''Biz isimi en azından doğuma kadar evi kapatıp taşınalım buraya. Holding işleri malum. Kaçtığım mesailer geldi buldu beni. En azından aklımız kalmaz. Yanınızda olur.'' ''Yalıya mı taşınacaktık? Yani artık hep birlikte mi yaşayacaktık?'' Bakışlarım duyduğumla irleşirken kıyafetim düzeltir gibi dokundum karnıma. ''Ah be miniğim, sonunun böyle olacağını bilsem ben sana günler evvel söylerdim beni uyut, yakalım şu mutfağı.'' diye. İçimden neşeyle kıkırdadım. Mirma, Amine anne, Nare ve çok yakında Muazzez hep birlikte olacaktık. Ne güzel. Amine annem bana bakıp içtenlikle gülümserken uzanıp Nare'nin ellerini tutmuştum. Nasıl sevinmişti. ''Sen doğuma kadar şartlama kendini oğlum. Kızcağız doğumdan sonra da insana ihtiyacı olacak. Bebeğimiz sağlıkla gelsin, toparlansın hele bir.'' dedi o alışık olduğumuz anaç tavrıyla. Beyzadem sükunetle başını sallamış, verdiği karar anne ve babasından destek görünce memnun olmuştu. Bana zaten tekrar sormasına daha gerek yoktu. Bana kalsa evlenir evlenmez buraya yerleşebilirdim. Tüm mutluluğum arkama yaslanmışken bir kapı sesi ilişmişti kulağıma. Gecenin bu vaktinde hele ki herkes evdeyken kim gelirdi ki? Hepimiz şaşkınlıkla birbirimize bakarken Sevda teyzenin kapıyı açtığı misafirlerse onun gelişini belirmişti. Gökçalan'ın oğlu Baybars elinde sıkıca tuttuğu bir kızla yanımıza kadar gelmişti. Çıt çıkmıyordu kimseden. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorduk. Kızcağızın mahcup bakışları bizde usulca gezmiş, ardından başını önüne eğmişti. Sonunda Ertuğrul babam dayanamayıp bir adım attı onlara doğru.
Bay Bars, ne oluyor oğlum?" dedi en ciddi ses tonuyla. Bay Bars'ın gözleri önce abilerine, ardından dayısına çevrilmişti. Zorlukla yutkundu. "Dayı, ben kız kaçırdım," dedi kısık ama tok bir sesle. Başını çevirdi ve elini tuttuğu kıza bakıp tebessüm ederken devam etti. "Tanıştırayım, eşim Maysa." Sonrasında herkesin sustuğu, yalnızca gözlerin konuştuğu anlar vardır. Kelamların dili tutulur, bakışlar anlatır cümle muhabbeti. İşte tıpkı öyle bir andaydık şimdi. Bay Bars'ın dediği üzerine herkes susmuş, bizim şok olmuş. Ertuğrul babamınsa kızgın bakışları konuşuyordu avaz avaz. Kız kaçırmak? Aman Allah'ım. Yalıya taşındığımızdan başlamıştı maceralarımız. Bakalım daha neler görecekti bu gözler? Ulan babasının oğlu, dedi Ertuğrul babam durduğu yerden Bay Bars'a doğru bir adım atarak. Kaşları çatılmış, oldukça öfkeli görünüyordu. Ürkmüştüm açıkçası. Senden bekleyemedin Allah'ın emriyle isteyelim. Ne diye tutup kaçırdın kızı Ayta? Bakışlarım şaşkınlık içinde Maysa adındaki kızda gezindi. Giyim kuşamına bakılırsa evden apar topar çıkmış gibi bir hali vardı. Ayağındaki ev terlikleri de bunu destekler nitelikteydi. Upuzun siyah saçları bir parça karışmış, badem şeklindeki ela gözleri belli ki hem ağlamaktan hem de uykusuzluktan şişmişti. Tüm mahcubiyetiyle tutuyordu Bay Bars'ın elini. Böyle hanım hanımcık bir kızın neden bunu yaptığını merak etmiştim doğrusu. Bay Bars babamın bağırışı üzerine başını kaldırıp hüzünle baktı dayısına. Dayı, vallahi mecbur kaldık. Hem isteyecektik ama kabul etmediler. Dinleyince sen de hak vereceksin bize. Osman abi ve Bayezid ayaklanmış, babasının iki yanında yerini almışlardı. Benim sert kocam yine tercihini susmak ve kaşlatmakta kullanmıştı. Osman abi ise buruk yüzüyle hala onunla doğru bir adım atmıştı. Ah be aslanım, dedi o tanıdık yufka yürekli haliyle. Nereden geliyorsunuz siz? Bay Bars mutlulu bakışlarını dayısından zorlukla çevirip abisine baktı. Yorgun oldukları öyle belliydi ki. Zaten saatte gece yarısını geçmişti. Muhtemelen babamın sesini duyup nara demişti salona. Gelip yanımda durdu. Kaş göz işaretiyle ne olduğunu soruyordu. Alt dudağımı ısırıp başımı sallamakla yetindim. Daha biz de anlamamıştık ki ne olduğunu. Sivas'tan geliyoruz abi. Saatlerdir yoldayız. Tek bir defa mola verdik. Onda da ayarladığım imama nikah kıydırdık. Elleriyle yüzünü sıvazlayıp öfke dolu bir nefes üfledi Ertuğrul babam. İşlerin kontrolünden çıkıyor olması onu ziyadesiyle sinirlendiriyordu. Amine annem daha fazla sessiz kalamamıştı bu duruma. Zaten kızcağızın da hali perişandı. Babamın yanına gidip koluna dokundu. Saat gece yarısını geçti Ertuğrul. Gündüzün şerri akşamın hayrından yeğdir. Çocuklar da perişan. Bırakalım dinlensinler. Sabah bakarız ne olacağına, dedi ince ses tonuyla. Baştan aşağı zarafet timsaliydi bu kadın. En fırtınalı anlarda bile bir cümlesiyle süt liman ediveriyordu ortalığı. Ve tabii Ertuğrul babamı. Babamın bakışları karısının gözlerine çevrildiğinde az evvelki ateş saçan bal harelerden eser yok gibiydi. Birkaç saniye durup pes etmiş gibi indirdi geniş omuzlarını. Dönüp Bay Bars'a baktı. Sabah konuşacağız. Dinlenin bakalım şimdi, dedi kısık ama tok sesiyle. Başını çevirip tek kaşını havaya kaldırarak Beyzadem'e baktı. Mehmet olmadığı için sizin odanızda Bay Bars'la birlikte kalırsınız Bayezid. Maysa da misafir odalarından birinde, dediğiyle aynı anda düşmüştü beylerin yüzü. Bay Bars Bey dinin nikah kıydığı için ona ihtimam gösterileceğini sanmıştı herhalde. Yine de sessiz kalıp dayısına karşı çıkmamıştı. Ama Beyzadem açmıştı irice o zifri gözlerini. Ulan adam haberi yokken bile gıcık gidiyor bana, dedi ağzının içinde domurdanarak. Kaşlarımı havaya kaldırıp yüzüne imayla baktım. Zaten herkes gergindi. Neyse ki Ertuğrul babam duymamazlıktan gelmiş. Dönüp Amine annemin elini tutmuştu. Nare, kızım sen misafirlerle giyinirsin. Ne valide yardım eder, dedi. Bakışları bende ve Nare'de dolaşırken. Dediğini anında onarlayıp başımı sallamış. Görevimizi taktiklemiştik. Memnuniyetle kalktı kaşları havaya. Annemi solunun çıkışına doğru yönlendirirken mırıldandı. Sen yoruldun bütün gün. Gel dinlen. Gelinler halleder aminem. Sonrasında yabancı odada, yabancı yatakta, yabancı pijamalarla uyumaya çalışıyordum ama yok. Kaç defa sağa kaç defa sola döndüğümü artık sayamaz olmuştum. Lakin uyku bir türlü ağrımıyordu gözüme. Bu ilk kez yılda kalışım değildi aslında. Hezadem yurt dışına toplantı için gittiğinde Zeynep'imle kalmıştık. Fakat beni asıl yabancı hissettiren yanımdaki yalnızlıkta anlamıştım. Ben sevdiğim olmadan nasıl uyurdum? Zaten kendi pijamalarım da yoktu yanımda. Bu saatten sonra eve dönmeyelim diye Nare hem bana hem de Maysa'ya kendi eşyalarını vermişti sağ olsun. Derken bir kez daha soğa dönmüş ve duyduğum kapı tıkırtısıyla aniden sıçramıştım yakalıktan.
karanlık odada usulca kapı açılıyordu. İrici açıdan ele alırım dehşet içince oraya bakarken görüş açıma giren tanıdık iri beden araladığı gibi sessizce kapatmıştı kapıyı, uzanıp aniden abajuru yaktım. Ve zaten odanın ortasında pijamalarla belirmişti. Bayezid, ne arıyorsun burada? Babam, Baybars'la kalacaksın demedi mi? Dedim tiz bir fısıltıyla. Yalan yok, onu gördüğüme o kadar çok sevinmiştim ki. Ama babamın bunu fark etme ihtimali beni strese sokmaya yetmişti. Umarsız comu sikmiş ve üzerine giydiği tişörtü çıkarıp koltuğun üzerine fırlatmıştı. Sıcak havalarda asla üst kıyafetiyle yatmazdı beyefendi. Gelip nevresimi kaldırmış, teklifsizce girivermişti yatağa. Sabahın köründe yanıma yatacak hastane kokulu Mehmet'i çekeceğime sabah ezanına kadar mis kokan karımın koynunu duymayı ederim dedi homurdanarak. Gülmemek için dudaklarımı birbirine bastırdım. Amine annem ve Mihrimah bu beyefendilerin biz evlerine kadar birlikte olduklarını anlatmış, Muazzez de gülmekten yerlere yatmıştık. Dediğiyle o gelmişti aklıma. Bozuntuya vermeden uzandım yanına. Her zamanki gibi beni belimden kavrayıp yamacına çekmiş, kolları arasında kaybolmuştum. Derken bir an doğrulup az evvel söndürdüğü abajuru tekrar yakmıştı. Çatık kaşlarıyla pijamama bakıyordu. ''Kimin bu kıyafet? Nerenin mi?'' dedi ters bir tavırla. Şaşkınca kırptım gözlerimi, Mihrimah'tan da alabilirdim ama ben isteyene dek nare çoktan hazırlayıp getirmişti bile başımı sallamakla yetindim. Memnuniyetsiz bakışları üzerimde bir kez daha dolaşırken ellerini uzatmış pijamayı başımdan çekip çıkarmıştı. Kalmış mıydım iç çamaşırımla? Nevresimi kendime çekip açık kalan ağzımı kapattım. ''Ne yapıyorsun? Beyazıt üşürüm böyle.'' dedim istemkâr bir sesle. Ama umurumda görünmüyordu. Abajuru kapatıp beni az evvelki gibi çekti kollar arasına, temas eden çıplak tenlerimiz boğazımdan bir yutkunma geçmesine neden olmuştu. Tam o esnada boynuma konduruldu uzun bir buse. Yürperdim. ''Üşürsen ısıtırım ben ama uyurken senin kokunu duymam gerek.'' dedi kısık bir sesle. Ve birkaç dakika sonra düzenli duyulan nefesleriyle uykuya dalıverdi. Ben mi? Ben yine ben mağara usulü erimekle meşguldüm. Sonrasında yıldaki hayatımızın ilk sabahına yine heyecanlarla başlamıştık. Canım kocam Ertuğrul babama yakalanmadan sabah namazı sonrası tekrar odaya gitmiş ve baybarsız dalarak Bodrum'daki spor salonuna inmişlerdi. Hal böyle olunca bu adrenalinle uykuma devam etmek pek mümkün olmamıştı tabii. Usulca mutfağa inmiş kahvaltı için bir şeyler hazırlayayım derken koca bir zeytin kasesinin dibini görmüştüm. Ama ne yapayım? Amine annem kendi ellerle çiftlikten toplamış kendi kurmuştu. Yoktu böyle bir lezzet. Dediğim de babaannesinin zeytinlerini sevmiş olacak ki yedikçe daha yiyesim gelmişti. Sonunda kahvaltı hazırlamaya geçebilmiştim. Ben en çabuğundan bir poğaça hamuru yoğurup tepsiye dizerken gelen Nare ve Mihrimah da diğer şeylerle ilgileniyordu. Sofra neredeyse hazır olacakken telaşla mutfağa giren Amine annemse bizi görünce hem çok mutlu olmuş hem de duygulanmıştı. Gelin geldi evde şimdi gelinleriyle birlikte yaşıyordu. Ne güzel bir duyguydu bu. Kahvaltı masası hazır olduğunda beyler salona geçip babamın inmesini beklemeye koyulmuş. Maalesef bizimle kalan son tabakları taşırken Amine annem de duhaya bakmak için yukarı çıkmıştı. Derken sabahın erken saatine rağmen kapı bir telaşla çalınmış, Nare elinde ne varsa bırakıp koşup açmıştı. Gelen yabancı değil, nöbeti bitip dönen Mehmet abiydi ama bir ışımla girmişti salona. Hızlı adımlarla Baybars'a önermiş ve yakasından tutup biz aynı anda çığlık atarken bir kafa atmıştı. Osman abi şaşkın ama benim kocam keyiften dört keşeydi. Baybars burnunu tutup koltuğa devrilirken Mehmet abi öfkeyle bağırmıştı. Lan bir evleneyim dedim. Biri gitti benden önce nikah kıydı. Yetmedi çocuk yaptı. Şimdi diğeri de kız kaçırmış. Yettiniz lan. Sonrasında Baybars elindeki buz torbasını burnunun üstüne usulca koyarken biz de az evvel kalktığımız kahvaltı sofrasını toplamakla meşguldük. Neyse ki olay büyümemiş, Mehmet abinin saman alevi gibi olan öfkesi çarçabuk sönmüş de Baybars'la barışmışlardı bile. Tabii bunda Ertuğrul babamın sonuna gelip ikisine de ters ters bakmasının çokça payı vardı. O da kendince haklıydı aslında. Şurada birkaç gün sonra düğün olacaktı ama evinde olaysız gün geçmiyordu. Nari ve Mihrimah'la kahveleri getirip servisi yaptığımızda tüm aile meclisi bir araya toplanmış, kız kaçırma davasının dosyası Ertuğrul babam tarafından açılmıştı. Tatlı kızdım Aysa. Dün akşam pek bir şey anlamamış olsak da bu sabah kahvaltı hazırlarken yanımıza gelmiş, teklifsizce yardım etmeye çalışmıştı. Girişken de oldukça amarat. Babamın bakışları ikisini ciddiyetle süzdü. Anlat bakalım Baybars efendi, niye yedin bu altı? Baybars burnuna tuttuğu buzu usulca sehpaya bıraktı. Babası ve dayısı gibi heybetliydi duruşu ama bana Beyzade'mi anımsatmıştı. Onun gibi ciddi, onun gibi vakurdu duruşu.
Öksüyerek boğazını temizledi. Ben askerdeyken tanıştık Maysa'yla. Sevdim dayı. Gördüm, görür görmez de işte bu dedim. Evleneceğim kadın bu. Tezkereyi aldım. Aradan vakit geçti derken işlerimi de ayarladım ve annemle bağımı açtım konuyu. Onlar da tanışmaya, istemeye gitmek için haber yolladı. Bir değil, iki değil dayı. Defalarca reddedildik. Sonra durdu Bay Bars. Boğazından bir yutkunma geçti. Bir an dönüp birbirlerine bakmışlardı taze aşıklar. Hissettikleri duygunun yoğunluğu öyle belliydi ki. Seviyorlardı işte. Nedendi bu zulüm? Maysa kaşlarını hafifçe çatmış, dolu dolu gözlerini babama çevirmişti. Kaçmak zorunda kaldık. Eğer o evden çıkmasaydım dün gece halamın oğluna vereceklerdi beni, dedi çatallanan bir sesle. Gözünden firar eden bir damla yaş yanağına damladı. Öyle üzülmüştüm ki haline. Bir an kendimi onun yerine koymuştum. Böyle bir durumda ben aynısını yapmaz mıydım? Bay Bars kızın dizi üstünde duran elini avuçlarına aldı. Sen istemezken nasıl olur da zorla verebilirler? Üstelik halanın oğlu dediğim bir nevi kardeş değil midir? Mihrimah'ın sesli mırıldanışı hepimize tercüman olmuş gibiydi. Tamam, dini açıdan bakarsak hal oğluna nikah düşerdi. Ama insan yıllarca abi diyerek büyüdüğü kişiye nasıl olur da koca gözüyle bakabilir ki? Maysa boşta duran eliyle yanağını kuruladı. Severler, kıymet verirler ama bu konularda kendi bildiklerini okurlar. Çok yalvardım ama ne üç abim ne de babam acımadı. Üç abi? Tıpkı Mihrimah ve abileri gibi. Bazı kızlar ne kadar da kıymetliydi oysa ki. Mihrimah'ın gözünün içine bakar, onun saçının teline zarar gelecek, gözünün ferine yel değecek diye ödüleri kopardı. E bir de böyle abiler vardı demek. Bir tanecik kız kardeşi yalvarırken ona sırtını dönen, yanımda oturan kocam doğrulup tüm ciddiyetiyle konuştu. Baban asker değil miydi dedi, konuya kendi hisseyle katılıp beni şok ederek. Maysa başını olumlu anlamda salladı. Askerdi ama geçen yıl emekli oldu. Abilerimden biri asker, biri polis, biri de özel güvenlik. Duyduklarımla bakışlarım irileşirken bir ıslık sesi duyuldu sessiz salonda. Mehmet abi elini çenesine yaslamış, heyecan verici bir dizi gizler gibi izliyor, bir yandan da ıslık çalıyordu. Sonunda başını Bay Bars'a doğru eğip yüzüne ciddiyetle baktı. İyi adamdın be şekerim, elvan neyle olsun istersin? Antep fıstığını öneririm bak, fazladan bir fatiha kazanırsın dedi tüm muzipliğiyle. Gülmemek için dudaklarımı birbirine bastırdım. Ciddi bir ortamdaydık ve gülmemem gerekiyordu ama helva. Ağzına dolan suları yutarken dönüp heyecanla baktım kocamın suratına. Öyle bir sıçratmıştım ki istemsizce dönüp bana bakmıştı. Gözünü kırpıp sessizce ne olduğunu sormaya çalıştı. Dudaklarımı yaladım. Şu an o kadar çok aşermiştim ki yemezsem kesin bir yerim şişerdi. Başımı hafifçe ona doğru uzatıp kulağına fısıldadım. Bebiş helva istiyor. Duyduğuyla havalandı kaşları. Bir an kıvrılır gibi oldu dolduğum dudakları. İlk kez aşermiştim. Daha doğrusu ilk kez aşerdiğimi farkına varmıştım. Buzdolabında görüp yediğim onca şeyi böylesine canımın çektiğini hatırlamıyordum. Ama helva... Eğer hemen yemezsem oturup helva diye ağlayabilirdim. Beyzadem konuşulan konudan tamamen bağımsızlaşmış, kafasının içinde bana nasıl helva yedireceğini düşünür gibiydi. Derken Ertuğrul Bağım'ın dava sonucunu bildiren sesi bastırmıştı tüm düşünceleri. ''Hazırlanın beyler'' demişti tüm heybetiyle. ''Sivas'a kız istemeye gidiyoruz.'' Sonrasında elimdeki ceketi parmak uçlarıma çıkarak giydirdim kocama. Gözlerim dolu dolu ağladım, ağlayacağım. Gebelik hormonları mıydı beni böyle duygusal yapan, yoksa gidecekleri yerde başlarına gelebilecek tehlikelerin korkusu mu bilmiyordum. Tek istediğim bir an önce gidip bir an önce bana dönmesiydi. Heybetli bedenini saran kumaş üzerine intizamla duruyordu. Baybars ve Maysa davası biter bitmez bir bahane bulup koşar adımlarla çıkmıştık yıldan. Beyzadem beni en yakındaki helvacıya götürmüş, ben bir porsiyon antep fıstıklı, bir porsiyon da dondurmalı helvayı gömerken kendi yapamadığı için ayıklanıp durmuştu. Sonuçta artık bir holding yöneticisiydi o. Eskisi gibi mutfağa girmeye ne vakti ne de takım elbisesi müsaade etmezdi. Yediğimiz helvaların ardından evimize geçmiş, tabiri caizse değil tüm kişisel eşyalarımızı toplamıştık. Tamam doğuma kadar, hatta belki doğumdan sonra bir süre daha demiştik ama bütün eşyalarımızı almamıza lüzum var mıydı bilemiyordum. Ama beni asıl sevindiren şey ise aile boyla seçtiğim cibinlikli yatağımızı canım kocamın yalıdaki odamıza naklettireceğiydi. Demek o da benim gibi alışmıştı beyaz tüller arasında uyumaya. İşlerin büyük kısmını halledip tekrar yalıya dönmüştük. Ertuğrul babam oğlanların hazır olacağı saate kadar hem Alparslan'ın işteyi hem de Sungur amcayı aramış, durumu anlatmış, giderken molada buluşup birlikte gideceklerdi. Çolapan ve Soruhan ailesinin tüm erkekleri orada olacaktı yani. Bir kaza bela gelmeden dönüverseydiler. Herkes işlerini halletmiş,
Beyler yolculuk için hazırlandıktan sonra oturup ailecek akşam yemeği yemiştik. Masada Muazzez de vardı ve evde erkek olmayacağı için Amine annemin teklifini kabul edip bu gece burada kalacaktı. Maysa'ya da götürmeyeceklerdi. Çünkü kendisinin dediğine göre ailesi resmi nikah olmadığı için boşanmaya zorlayıp geri almaya kalkabilirdi. Ne olur ne olmaz diyerek yılda kalmasına karar vermişlerdi. Ceketini giyen Beyzadem dönüp ağlamaklı yüzümü avuçları arasına aldı. Kan davasına gitmiyorum güzelim. Kızın ailesiyle konuşup geleceğiz dedi kısık sesiyle mırıldanarak. Küskünce burnumu çektim. Yanımdan bir saniye uzaklaşsın istemiyordum. Zeynep'in gidişi hemen ardından bu gebelik psikolojisi derken fazlasıyla düşkün olmuştum ona. Halime buruk bir tebessüm edip yanımda küçücük kalan bedenimi kendine yasladı. Kollarım ona sarılırken kavuşmuyordu. Boynuma burnunu dayayıp derin bir nefes çekti içine. Konuşmadan da anlaşıyorduk artık. Karşılıklı aşk böyle bir şeydi demek. Dakikalarca öyle kalmış, sonunda aşk etmemiz gerektiğini hatırlamıştık. Nare ve Muazzez'in de yüzleri benden farklı değildi. Sevdiğimiz adamları savaşı yollar gibi hissediyorduk. Ertuğrul babam Amine annemle konuşurken Osman abi bir kucağındaki duasına bir de yanındaki karısına bakıyordu. Beyzademin gözleri ise aşağı indiğimizden beri benim üzerimdeydi. Herkesin kendi aleminde olduğunu fırsat görüp elini uzatmış ve karnıma dokunmuştu. Zifiri bakışları içime akar gibiydi. Dikkat edin kendinize. Yarın gece yanınızda olacağım inşallah. Uyu, dinlen, merakta kalma dedi her zamanki ciddi tavrıyla. Başımı sallamakla yetindim. Merakta kalmamak mümkün müydü acaba? Uzandı ve alnıma uzun bir öpücük kondurdu. Yaklaştı an burnuma dolan o kokusunun ciğerlerimi hapsettim. Kibarca eğildi. Çok seviyorum dedi dudaklarıma şarmıma süterken. İçim titredi. Hüzünlü tavrım çarşabuk dağılmış, dudaklarıma toz pembe bir tebessüm yayılmıştı. Aşkla baktı elalarım gece karalarına. Parmak uçlarıma çıkıp tıpkı onun gibi kulağına yaklaşarak fısıldadım. Her şeyden çok. Sonrasında sıkıcı geçen bir akşamın sonrasında yatmaya karar vermiş hepimiz odalarımıza çekilmiştik. Ve nasıl sıkılmazdık ki? Kimimizin aklı kocasında, kimimizin aklı nişanlısındaydı. Resmen sırayla iç çekip durmuş, sonunda bu halimize dayanamayan Amine annem tarafından uykuya yollanmıştık. Ama benim asla uykum gelmiyordu. Hem Bayezadem olmadan hem de onun yollarda olduğunu bilirken nasıl uyurdum ki? Sonunda pes edip beyaz tüylü terliklerimi gerek inmiştim aşağıya. Bir de ne göreyim? Muazzez, Nare, Mihrimah ve Maysa salondaki küçük abajurun ışığında oturuyorlar. Aşk olsun diyerek atarlı bir giriş yaptım yanlarına. Aralarındaki mırıltılar kesilirken Muazzez bacaklarını toplayıp bana yer açmıştı. Gidip yanına çöktüm. Hem uyumuyorsunuz hem de beni çağırmıyorsunuz. Darıldım valla. Muazzez sarı saçlarını benim ve Nare'nin gibi tepede kuş yuvası topuzu yapmış, Mihrimah tek yandan örerken Maysa omuzlarına salmıştı. Saatler önceki halimize tezat hepimiz pembeli, beyazlı hatta ayıcıklı pijamalar içindeydik. Muazzez uzanıp yanağımdan bir makas aldı. Gebesin ya, uyuyorsundur diye ses etmedik loşkam. Hem ben su içmeye indiğimde şu ikisi burada oturuyordu. Nare de Doğan'ın yanından kendi odasına geçerken tıkırtıları duyup az önce geldi. Asık yüzümü çarşabuk toplayıp tıpkı kader ortaklarım gibi dizlerimi karnıma çekip dertle dertle çal kemenci moduna geçtim. Şimdi biz sıcacık yataklarımızda rahatça yatarken sevdiğimiz adamlar bir araba içinde yarı uykulu, yarı uyanık yol çekiyordu öyle mi? Bir iç çektim yine derinden. Beyzadem üzerindeki takımdan ziyadesi de rahatsız olmuştur. Hırsını Mehmet abiden çıkarmasaydı bari. Hoş, onun da ikizinden aşağı kalır yanı yoktu. Bayılıyorlardı birbirleriyle uğraşmaya. Derken bir telefon bildirim sesi ardından kulaklarımıza doldu Muazzez'in şaşkın sesi. Kuku, şunlara bak. Biz burada arpacı komorosu gibi düşünelim, beyler keyifte. Bir anda tüm kızlar toplanıverdik telefonun başına. Mehmet abinin çektiği fotoğrafta masanın baş köşesinde babam, Sungur amca ve Alparslan enişte vardı. Hemen sağ taraflarında Osman abi ve Metehan otururken sol tarafta Baybars da benim kocam görünüyordu. Ve tıpkı Muazzez'in dediği gibi biz burada onları düşünüp ayıflanırken beyefendiler çorbacıda mis gibi kelle paça içiyordu. Mis gibi? Kelle paça? Zorlukla yutkundum. Hayır hayır aşermemiştim. Olsa fena olmazdı yani ama yok aşermemiştim. Sadece biraz midemin kazındığını fark etmiştim o kadar. Kızlar aynı ışığın yerlerine geçerken hepimiz aynı anda dayamıştık telefonları kulaklarımıza. Konuşmalar tam anlamıyla komediydi. Ne yapaysın Morisen? Bindirmişler bize tur üstüne tur. Sen içeysin kelle paça. Aşk olsun yani Osman. Yok hayır özenmedim. Ben sevmem biliyorsun. Ama gebe var burada içiyorsunuz bari fotoğrafını çekmeyin. Uyutmadı Bayezid. Yok tekme atmadı ama uyutmadı işte. Birazcık da acıktım sanki.
Yok, istemem kelle paça. Size afiyet olsun. Pay Barsım, afiyet olsun yiğidim. Yarasın. Sonrasında beylere attığımız triplerden sonra hızımızı alamayıp kendimizi yat iskelesine atmıştık. Hava öyle güzeldi ki rüzgar tatlı tatlı esiyor, deniz bir çarşaf gibi süzülüyordu. Başıma attığım tülbenti düzeltip yanımdaki Muazzin omzuna yaslandım. Çok tatlı bir kızdı ve onun samimiyetini seviyordum. Üşüdü Meltem dedim civciv misali ona doğru sokulurken, oturduğumuz bambu koltuğa iyice yayılmış, omzundaki şalın ucunu bana doğru uzatmıştı. Gel loçkam gel, kocanın omzunda gibi rahat edemezsin ama benimki de fena sayılmaz. Az bebe doğurtmadım bu kaslarla, dedim muziplik dolu sesiyle. Kıkırdadım, kısmet olursa benim bebeğim de Muazzez yengesinin eline doğacaktı, tıpkı Duha ablası gibi. Hepimiz sessizliğe kapılmış dalgın gözlerle denizi izlerken bir anda masaya konulan kocaman poşetlerin neye uğradığımızı şaşırmıştık. Biz çıkarken arkada kalan Nare henüz yanımıza geliyordu. Boştaki bambu koltuğa oturup poşeti masanın üzerine boşalttı. Aman Allah'ım, çeşit çeşit atıştırmalık. Kız bunlar ne? Diyerek doğruldu yerinden Muazzez. Yalan yok, hepimizin gözleri parlamıştı. Uykusuz bir de kız kızı olunan bir gecede en güzel şey kuşkusuz sabaha kadar abur cubur yemekti. Nare 32 diş sırıtıp ayaklarının altına aldı. Bunlar Duha'dan sakladığım hazinem. Vallahi bazen çok istiyor canım ama görüp özenmesin diye açık açık alıp yemiyorum. Ben de böyle saklıyorum işte bir köşeye. Mihrimah ve Mayıs uzanıp seçtikleri çikolataları açmış, yemeye başlamışlardı bile. Bense bir türlü önce ne yesem diye karar veremiyordum. Evvela cips mi yesem yoksa gofret mi? Aman dedi içimdeki ses. Seçemiyorsan sen de aynı anda ye. Kararımdan vazgeçmeden uzanıp cipsi ve gofreti aldım elime. Azıcık sağlıksız beslenmek benim de hakkımdı. Derken omzuma atılan bir kolla duraksadım. Loşka doktorum, namı diğer canım Altin Muazzez bana ve elimdekilere tek kaşı havada bakıyordu. Sen yiyemezsin ne var, hamilesin dedi en ciddi haliyle. Alt dudağımın istemsizce büküldüğünü hissettim. Böyle karşımda yiyecekler ve ben bakacaktım öyle mi? Elimdeki paketleri üzgün bir tavırla masaya bırakırken Muazzez ve Nare aynı anda basmışlardı kahkahayı. Nare cips paketini açıp koca bir parçayı ağzıma tıkıştırdı. Bu gece yasak yok. Yeğertim sen. Sonrasında zihnim yeni güne üzerinde hissettiğim ağırlıkla uyanıyor. Burnuma dolan o erkeksi koku yüzümde istemsiz bir tebessüm uyandırıyordu. Kız kız uykusuz ama bir o kadar da muhabbet dolu geçen gecemiz sabah namazında sona ermiş. Öğle vaktine kadar uyumuş kalmıştık. Sonrasında ettiğimiz kahvaltıyla da başlamıştı yine hareket dolu bir gün. Böyle bir yalıya tırnaklarımızı yerken ne et, Mayıslıların eve varmış, ev sahipleri bir parça gönülsüz olsa da misafirliğe buyur edilmişti. Konuşmuşlar, görüşmüşler ancak bir türlü barışmaya ikna edememişlerdi. Sonunda Ertuğrul Boğam'ın yaptığı bir çıkışta kızın babası insafa gelmiş ancak düğüne o da misafir misali gelmeyi kabul etmişti. Üzülmüştüm Maysa için ama o sessizce kabullenmişti. Çünkü biliyordu o kapıdan çıkarken bunları yaşayacağını. Yine de dua ediyordum bir an önce ailesiyle barışsınlar diye. Çünkü aile candı, can damarıydı insanın. Öğle yemeğine kaçan kahvaltı sonrası herkes işine dağılmış. Ben de Arif amcanın yardımcı olup ilgilendiği taşıma şirketinin yatağımızı getirmesiyle uğraşmıştım. Artık yatağı, halısı, lambası ve detaylarıyla tam anlamıyla odamız yalıya taşınmış. Bana da tüm gün harcayıp dolap içi yerleştirmek düşmüştü. Ne yerleştirmek ama? Akşama kadar bitmek girmemişti. Ne ara alışmıştık biz bunca eşyayı. Sonunda bittiğinde kendimi giyinme odası dışına zor atmış, akşam yemeği ardından yastığı zor kılıp yatağa gömülmüştüm. Hamilelik yaramamıştı bana. Çabuk yorulur olmuştum. Gecenin bir yarısı yine tıkırtıyla bölünmüştü uykum. Başımı zar zor kaldırıp etrafıma bakındığımda yatağa girip beni kollar arasına alan Beyzadem'in sesini duymuştum. Şşş demişti kokusuna kurban olduğum adam. Beni sıcak tenine çekip yüzünü boynuma gömmüştü. Uyumaya devam et güzelim, seni çok özledim. Rüya mı yoksa gerçek mi anlayamamıştım bir an. Ama uykuda öyle ağır basmıştı ki bulunduğum sıcak kucakta tekrar derinliklere dalmıştım. Ciğerlerime hapsettiğim o eşsiz kokusu uyurken bile kendimi iyi hissetmeme sebepti. Gözüme vuran güneş ışığıyla zoraki araladım göz kapaklarımı. Rüya değildi, gerçekti. Beyzadem gelmişti, yanımda uyuyordu. Hem de ne uyuma. Bu kez ben sırt üstü uzanmış tek kolumu açarak başını geceliğimin açıkta bıraktığı göğsüme yaşlamıştım. O da büyük bir huzurla burnumu tenime dayayıp elini de karnımı sararak tüm yorgunluğuyla uyuyordu. Başımı yavaşça kaldırıp dağılan gece karısı saçlarına bir öpücük kondurdum. Hissetmiş olacak ki kafasını kıpırdatıp burnunu iyice uzatmış geceliğimin yakasına doğru. Üperdiğimi hissettim.
İki günlük hasretin bana böyle zor geleceğini tahmin etmemiştim. Ben ki seneleri devirmiştim onu özlerken. Beyzadem göğsümde derin derin ürken bir telefon sesi ulaşmıştı kulağıma. Benim telefonumun mesaj sesiydi bu. İçime düşen bir merak tohumuyla kolumu uzatıp tüller arasından çekip almıştım elime. Yabancı bir numaraydı mesajı gönderen, kaşlarım istemsizce çatıldı. Derin bir nefes alıp bastım tuşa. Ekranda canlanan şeyler gözlerimin yaşlarla dolmasına sebepti. Büyük bir çerçeveye konulmuş, pembe duvarda asılıydı benim fotoğrafım. Yanındaysa bir sürü küçük fotoğraf. Hepsi habersizce uzaktan çekilmiş, kucağımda Zeynep'in olduğu pozlardı. Kamera evvela onları gösteriyor, sonra yavaşça fotoğrafların altında duran beşiği çekiyordu. Ahşap tahtalara tutunup ayağa kalkmış, fotoğraflara meraklı gözlerle bakansa benim güzel kızım İnci tanemdi. Sonra bir parmak uzanıyordu benim fotoğrafıma doğru, arkadan duyulan bir kadın sesi onun kim olduğunu soruyordu. Ve parıldayan gözlerini önce fotoğrafa, sonra kameraya çeviren Zeynep'im peltek diliyle gülümseyerek heceliyordu. Anne. Sonrasında bulutların üzerinde uyur gibiydi bedenim. Öyle rahat, öyle derin uyku içindeydi ki değil saatlerce günler rüyasam kâr etmeyecek gibiydi. Zaten son bir haftadır iyice zor olmuştu yanışlar. Hatta sabah namazı için kurduğum alarmı da ezanı da duymaz olmuştum. Sağ olsun canım kocam uyandırmıştı beni günlerdir. Zorlukla araladım göz kapaklarımı. Daha şimdiden böyle yorgun yanıyorsam karnım iyice büyüdüğünde ne yapacaktım acaba? Yattığım yerden arkama dönüp kapalı gözlerimle yanıma uzandım. Fakat elim bir boşluğa düşmüş, Beyzadem'in yattığı yer buz gibi olmuştu. Bir anda uykum açılırken kafamı yastıktan kaldırıp etrafıma bakındım. Çok geçmeden görüş açıma koltukta oturmuş, kucağındaki laptopa çatık kaşlarıyla bakan kocam girmişti. Bir parça sinirli ve oldukça yorgun görünüyordu. Ben dün gece yatarken doğru olduğunu anımsadığımda endişeyle kalktım yataktan. Bayezid, dedim paytak adımlarla yanında adımlarken. Bir an sesimi duyup başını kaldırmış, yüzünde bir mimik dahi değişmeden tekrar ekrana indirmiş zifiri bakışlarını. Günaydın, dedi ağzının içinde mırıldanarak. Gidip yanına oturdum. Düğüne kalan şu son birkaç günde var olan tüm işlerini bitireceğinden söz etmiş, birkaç gün holdinge ayak basmayacağını ayrıntı olarak belirtmişti dün gece. Anlaşılan o ki dosyalar hala bitmemişti ve bu yüzden gergindi. Usulca koluna doğru yaslanıp çenemi omzuna koydum. Çok yorgun görünüyorsun, dinlensen ya biraz. Bakışlarını ekrandan ayırmadan hafifçe salladı başını. Bitmeden bırakmaya niyeti yoktu besbelli. Daha fazla işine burnunu sokmamaya karar vererek yanağına küçük bir buse bırakıp sessizce kalktım yanından. Adımlarım beni evvela banyoya, sonra giyinme odasına götürdü. Aynadaki yansımama uzun uzun baktım giyinirken. Karnım büyüyordu. Son günlerde daha da ayağın olmuş, bebeğim neredeyse dördüncü ayına girmişti. Geçen gün hissettiğim minik kıpırtıların onun hareketleri olduğuna emindim. Gerçi Muazzez gaz sancısı da olabilir, henüz tekme için çok küçük demişti ama ben biliyordum. Bebeğim annesine buradayım diyordu. Örtüme son iğneyi de batırıp kahvaltı için aşağı inmeye yönelmişken telefonumun bildirim sesiyle duraksamıştım. Mesaj bir fotoğraf içiriyor ve Zeynep'im sabah şekeri misali gülümsüyordu kameraya. İçtenlikle tebessüm ettim. Bu asrın bana yaptığı en büyük tekiyelikti. Günler evvel sabah bir videoyla uyanmış, Zeynep'i görünce ve bana anne dediğini duyunca çok duygulanmıştım. Öyle özlemiştim ki burnumda tütüyordu kokusu çiçek kızımın. Ve arkasından hemen gelen aramayla hayatımda güzel bir gelişme olmuştu. Aslında Zeynep için tuttuğu bakıcıya annesi olarak benim numaramı vermişti. Yani bundan sonra arada asrın olmadan istediğim an kızımı görüntülü arayabilecek, biraz daha büyüdüğünde onunla muhabbet edebilecektim. Bir fotoğrafa ne kadar uzun bakılırsa o kadar uzun bakmış ve Zeynep'imin yüzüne, daha doğrusu telefonun ekranına bir buse kondurup merdivenlerden aşağı inmiştim. Bey zaten benden hemen önce indiği için kurulan kahvaltı sofrasında oturuyordu. Eksik olup olmadığını kontrol ettikten sonra geçip yanına oturdum. Kısa sohbetlerle geçmişti kahvaltımız. Ertuğrul babam bugün Çalapan Holding'e gitmesi gerektiğini söylemiş ve Bayezid'le birlikte çıkmışlardı. Osman abi ise bir toplantı için erkenden gittiğinden kahvaltıda bile yoktu. Kalan son beyler gittiğinde biz de kalmış mıydık kız kıza? Nare hemen atılıp sofrayı toplamaya başlamış, ben de beşe katlanmış iştahımla doymak bilemeyeceğimi anlayarak elimdeki tabağı yiye yiye mutfağa doğru yol almıştım. Neyse ki hep bir elden sofrayı topladığımızda artık kahve içebilirdik. Maysa yaptığı bol köpüklü kahveleri sona getirirken Mihri Mahda dua ile ilgilenen Amine annemin kahvesini odasına çıkarmıştı. Fincanımdan bir yudum alıp sırtıma koyduğum yastığıma yerleştim. Amineler kahve içemez kuralını Muazzez elticiğim günde bir tane içebilirsin diyerek bozduğu için rahattım. Ellerine sağlık Maysa, kahve şahane olmuş dedim bir yandan çiğnediğim çifte kavrulmuş lokumu üterken.
Maysa sessizce tebessüm etmekle yetinmişti. Normalde neşeli, hoş sohbetli olan kız bugün bir durgunluk içindeydi. Oysa ki Mehmet abi ve Muazzez'inkinden hemen sonra olacak düğünlerin aleste gelecekti, en azından misafir olarak da yanında olacaklardı. Tabii düğüne kadar yılda kalmasına karar verildiği için biz de onunla iyice kaynaşmıştık. Durgunluğunu benim gibi fark eden Nare, kahvesini sehpaya bırakmış, yerinde doğrulup açık mavi gözlerini Maysa'ya çevirmişti. ''Kuzum, senin neyin var? Bak akşama gelin hamamına gideceğiz, Eltim gelin oluyor, sırada sana geliyor.'' dedi buruk bir gülüşte. Dediğiyle ben de doğrulup fincanı tabağına koymuştum. Maysa ellerini kucağında birleştirip hafif bir iç çekti. ''İyiyim, düşünceliyim sadece. Biraz da duygusalım sanırım.'' dedi sesi titrerken. Zorlukla yutkundu. Başını kaldırıp yüzümüze baktığında dolu doluydu gözleri. ''Siz ne güzel sevdiğinize kavuşmuşsunuz. Birinizin evladı kucağında, birinizin karnında. Ben ise bugünlerin hayalini kurmak yerine annemi bir daha ne zaman görebilirim onu düşünüyorum.'' Boğazıma bir yumru takıldığını hissettim. Yuttuğum lokum mideme taş misali çökmüştü. Ben de çok özlemiştim annemi ve dahi babamı. Öyle ki fotoğraflarına bile bakamaz olmuştum. İçimde bir yer, isimlerini andığım an sızım sızım sızlıyordu. Lakin elden ne gelir? Gözlerimi sessizce dolarken acı acı gülümsedim. ''Üzülme Maysa, senin en azından görmek için umudum var. Bak benim o da yok.'' dedim kısık bir mırıltıyla. Elim usulca karnıma yaslandı, bebeğimi düşünüp onu merhem etmiştim yarama. Usulca damladı gözümden bir inci tanesi. Maysa susup kalmış, ne diyeceğini bilememişti. Mahcubiyetle eğdi başın önüne. Derken Nare sehpayı kenara itip bana doğru yanaştı. ''Gelin bakayım buraya.'' dedi ciddi sesiyle. Maysa yerinden kalkıp geldi ve Nare'nin diğer yanına oturdu. Erteciğim kollarını açmış, ikimize birden sarılmıştı. ''Bugün güzel bir gün. Ağlamak, hüzünlenmek yok. Gözlerimizi silip güldük birden. Evet, bugün güzel bir gündü. Ve bizi işte tıpkı böyle sevgi kurtaracaktı.'' Sonrasında ''Ne var, yetti mi kızım? Bak bu üçüncü bardaktı.'' Kıvama diktiğim bardakta kalan son ayran damlalarını da mideme gönderip kesik nefesler alırken önümdeki tepsiye bıraktım. Resmen içim yanmış gibi hissediyordum ama üçüncü bardağa rağmen içsem hala içerdim. İşaret parmağımla dudağımın üstünde duran ayran bıyığını sildim. Mehmet abi, Osman abi ve şok olmuş haldeki Bayezid bana bakarken Nare gülüşünü bastırmaya çalışıyordu. Yanaklarım pamuk şekerine dönerken mahcubiyetle başımı salladım. ''Ne var canım, hamile bir kadındım ben. Sıcak ve nemden tansiyonum düşmüş olamaz mıydı?'' Mehmet abi açık kalan ağzını kapatıp bana odaklı baygın gözlerine kırpıştırdı. ''Abim bu nasıl iştah? Gel de bir bakalım senin karnında bebek mi var yoksa fil yavrusu mu?'' dedi şaşkın şaşkın bakarken. Bayezid hiç beklemeden yanında duran yastığı alıp ikizinin kafasına fırlattı. Resmen bebeğime fil yavrusu demişti. ''Aşk olsun Mehmet abi, hamamda tansiyonum oynadı herhalde.'' dedim küskünce dudaklarımı büzerken. Osman abi ve Nare gülüyor, Beyzadem kaşlarını çaşmış, kıskın zifiri bakışlarını damat beye yolluyordu. Dediğimle sırıttı. ''Şaka şaka, tontişim vallahi, sustum bak kapattım fermuarı.'' dedi yeşil gözleri gülmekten kısılırken. Dudaklarına hayali bir fermuar çekerken Nare boşalan tüm bardakları tepsiye toplayıp ayaklanmıştı. ''Neyse, şunları mutfağa bırakıp odaya çıkıyorum ben. Duha sabah erkenden uyandığımda kafam yastıktan kalkmıyor sonra.'' dedi ardından yavaşça esneyerek. Ona sallayıp öpücük atmakla yetinmiştim. Zira benim de yorgunluktan ondan aşağı kalır yanım yoktu. Bir de üzerine içtiğim ayranlar bana iyiden iyiye yatağın yolunu gösteriyordu. Ziyadesiyle güzel geçmişti Muazzez'in gelin hamamı. Yalnızca gençler olarak gönlümüz ceylenmiş, ikramlardan elbette en çok ben yerken oynayanlar da tabii ki Muazzez ve Maysa'ydı. En az bizim kadar anlaşmışlar ama ayrı bir kaynaşmışlardı. Sıradaki düğün onun olunca ona da nişanlı bir gelin misali göbek atmak düşmüştü. Neyse ki oynamalar ve ikramlar hep avluda olmuş, yalnızca yıkanmak için girmiştik içeriye. Elbette ben loşku doktorumun tavsiyesi üzerine fazla durmamış, güzelce keselenip çıkmıştım. Zaten içimdeki kıpırtılar rahat bırakmamıştı beni, hatta bu kez Maysa da hissetmiş, gaz sancısı değil bebek hareketi olduğunu emin olmuştuk. En az annesi kadar yaramaz olacaktı yavrum, abi de Mehmet abinin dediği gibi küçük bir fil. Şimdiden 5-6 aylık kadar şişmiş bir karnım vardı. Ve doğduğunda bizi nasıl bir tombiş beklediğini merak ediyordum. Ayranla daha da şişen göbeğimi hafif tutarak kalktım ayağa. Nare de gidince bu üç erkek kardeşim muhabbeti beni pek sarmamıştı. En iyisi gidip bu sıralar en yakın arkadaşım olan yastığıma ve yatağıma kavuşmaktı. Beyza'dan benim ayaklandığımı görünce muhabbeti kısa kesmişti. Kapıya doğru yönelirken durdum.
Siz hiç bölmeyin. Ben çok yoruldum. Gidip uyuyacağım. İyi geceler dedim kısık bir mırıltıyla. Mehmet abi az evvel benim nareye yaptığım gibi elini kaldırıp muzipçe sallamış. Osman abi de tebessüm ederek iyi geceler dilemişti. Tam dönerken Beyzadem'le birleşmişti bakışlarımız. Geliyorum ben de birazdan dedi yalnız bana karşı kullandığı o yumuşak tavrıyla. Tebessümle başımı salladım. Zaten o gelmeden uykuya zor dalardım. Üzerimde uyuşturucu etkisi yaratan bir kokusu vardı. Huzuru buluyordum her duyduğumda. Penguenimsi adımlarla yavaşça çıktım salondan. Yönüm merdivenlere doğru dönerken bir an duvardaki boy aynasına takılmıştı. Engel olamadığım bir hisle ona doğru attım adımımı. Göbeğim öyle tatlı duruyordu ki adeta bir top gibi yuvarlacıktı. Ellerimi şefkatle sarıp bir iç çektim. Kilo alsam da göbeğimi seviyordum. Aynaya da baktıktan sonra artık odama çıkmaya karar vermiştim. Tekrar bir adım attım merdivenlere doğru. Fakat bu kez beni durduran Mehmet abinin neşeli sesi olmuştu. Ulan adam aşık aşık dediğin keyifli haliyle. Yüzümde istemsiz bir gülümseme oluştu. Bu cümleyi ardımdan bakan Beyzadem'e kurduğuna adım kadar emindim. Gözlerimi kapatıp derin bir nefes aldım huzurla. Ama konuşmayı çınmadığım bir şekilde devam etmişti. İtiraf et tontişim. Askere gitmeden önce koklayarak uyuduğun o eşarp Neval'e aitti değil mi? Soldu tebessümüm. İçime çektiğim nefesim ciğerlerimde takılı kaldı. Göğsümün orta yerine bir yumruk yemiş gibiydim şimdi. Doğru duymuştun değil mi? Beyzadem'in bir eşarbı koklayarak uyuduğunu söylüyordu Mehmet abi. Beyzadem'in sevdiğim adamın. Nefes alamaz halde tutundum yanındaki duvara. Bacaklarıma bir ağırlık yayılmış, kasıklarım krampla kasılmıştı. Gözlerim aklım dönüp duran cümleyle dolmuştu. Bayezid, ben onu severken o da başkasını. Bir gayretle çıktım odama. Yanaklarından süzülen yaşlarla oturdum kaldım yatağın ucuna. Yıllar boyunca yalnızca beni sevmediğini düşünerek akıtmıştım bu inciden taneleri. Ama bunu hiç düşünmemiştim birini sevdiğini. Belki de inanmak istemedim o kalbinin başkası için atacağını. Allah'ım kalbim paramparçaydı. Sevdiğimin bir başkasına ben gibi baktığını, kokusunu içine çektiğini duymak ölümden beterdi bu. Elimi karnının üzerine koydum. İçimde bir parçasını taşıyordum onun. Her gece kolların arasında uyuyor, her sabaha zifiri gözlerle bakarak uyanıyordum. Geçmiş nasıl böyle can yakıcı olabilirdi ki? Kor ateşlere uzanmış gibi acı çekiyordum. Çok değil, günler evvel uyurken kokumu duymak istediği gelmişti aklıma. Hışkırıklar eşliğinde kapattım avuçlarımı yüzüme. Bunu bilirken nasıl bakardım yüzüne? Zorlukla kalkmıştım yerimden. Önce üzerimi değişip sonra banyoda elimi yüzümü yıkayarak girmiştim yatağa. Kapatmıştım odanın lambasını. Tıpkı gönlümün ışıkları gibi sönmüşlerdi. Islanmıştı yastığım. Kalbim çok acıyordu. Dakikalar sonra usulca açılmıştı kapı. Her zamanki gibi önce giyinme odasına sonra yatağa dönmüştü adımları. İri beden nefresimi açıp ardımda belirirken kaslı kollar alışık bir tavırla sarmıştı beni. Zorlukla yutkundum. Nefes alsam boşalacaktı tuttuğum hıçkırıklarım. Hava sıcak olduğundan çıplak duran bedeni buz kesen tenime değmişti. Hafifçe çektim kendimi boşluğa doğru. Öğrendiğim gerçekleri sindirmeden dokunamayacaktım ona. Aleve değmiş gibi yakıyordu içimi. Ah Bayezid. Derken kesik nefeslerim ele vermişti beni. Uyanık olduğumu anlayıp başını boynuma doğru uzatmış, kirli sakalları tenimi çizerken askılı geceliğimin açıkta bıraktığı gerdanıma değmişti ateş misali dudakları. Ürperdim. Olmazdı. Bu gece hasta olmazdı. Yapamazdım. Sıcak bastı. Biraz uzaklaşır mısın dedim kısık bir mırıltıyla. Sesimin titrediğini anlamasın diye dualar ediyordum içimden. Dediğimle bıçak gibi kesilmişti dokunuşları. Birkaç saniye donup kalmış, sonra aniden kalkışıp oturmuştu yatağın içinde. Yaktığı abajurun ışığı ifşaat çekti beni. ''Dön bakayım bana.'' dedi tok sesiyle. Kıpırdayamadım. Ne diyecektim? Ağlamaktan kızaran, şişen gözlerim için ne açıklama yapacaktım? Uzanıp ısrar eden bir tavırla okşadı yastığa yayılmış saçlarımı. Ve omuzumdan tutup beni kibarca kendine doğru çevirdi. Yakalanmıştım işte. Çatık kaşları ardından bakıyordu kömür gözleri elalarıma. ''Neden ağladın sen?'' Burnumu çekmekle yetindim. Hamileliğinde verdiği etkiyle kendimi tutamıyor. Yüzüne bakarak ağlıyordum. Benden başkasına bakmıştı demek bu gözler. Benden başkasını koklamış, benden başkası için çarpmıştı o sevdiğim yüreği. Omuzlarım ışkırıklarıma el sarsılıyordu. Tutup göğsüne yasladı beni. Tenine dayanmış yanağım esmer bedenini ıslatıyordu acı taşıyan saçlarla. Biraz sakinleştiğimi düşündüğü an beni geri çekip ellerini yanaklarıma yasladı. Güzelim, ağlama. Bu elalar ıslandığında benim gönlüm kurak kalıyor.
Hüzünle kapattım gözlerimi. Aklıma gelenler bana ömürlük bir acı peyda etmeye yeterdi. Sükutum sabrını zorlarmış gibi sinirli bir nefes verdi burnundan. Beni tekrar kendine çekip göğsüne yaslarken yavaşça uzandı yatağa. Kaçtığım yerde onun kollarındaydım yine. Zorlukla yutkundum. Babamı? Dedim kısık bir mırıltıyla. Ben babamı çok özledim. Babasına aşık her kız anlardı beni. Yaran nerede olursa olsun daima babaya sığınmak isterdi canın. Ve ben de eskiden beri öyle yapardım. Hatta küçükken sebepsiz yere ağlayışlarım hep anneme babamı aratışım, ardından babamın apar topar holdingden gelip bana sarılışıyla son bulurdu. Yine öyle olsaydı ya. Ah babacığım, canım çok yanıyor. Gelip yine sarılsan ya bana. Sonrasında gidip kıyafetimi de giydim mi ben hazırım elticiğim dedi Nare aynada kendisine son kez beğeniyle bakarken. Saçlarını doğal dalgalar halinde beline sallandırmış, kuaförün yaptığı zarif örgüyü taş gibi tam tepeye tutturmuştu. Siyah kıyafetini uyacak, siyah buğulu makyajı açık mavi gözlerinde öyle güzel olmuştu ki hazırdık haftalardır hevesle beklediğimiz kına gelişine. Hazırdık ama içimde sönmüş bir volkan var gibiydi. Gümüş renkteki tuvaletim, başıma takılan yine aynı renkteki eşarbımla yerimde duramamam gerekirken sessizce oturuyordum köşede. Eltiler olarak biz hazırdık. Mihrimah ve Maysa'yı hala içeride kuaför ve makyözün yanında hazırlanmaktaydılar. Nare durgunluğumu fark etmiş olacak ki gelip ilişmişti yanıma. ''Ne var?'' dedi kısık bir sesle. Elini koluma değdirdi. ''Neyin var senin kuzum? Bak dün Maysa, bugün sen. Farkındayım, kahvaltıda yemedim bir şey. Anlat hadi bana.'' Nari'nin bu şefkat dolu tavrıyla engel olamadığım bir gözyaşı makyajı aşıp damlaya vermişti yanağıma. İçimden ağlamak, ağlamak ve sonra yine ağlamak geliyordu. Bütün bir gece onun kolları arasında cehennem azabı gibi geçmişti. Sabahın ilk ışıklarına kadar kukumav kuşu gibi düşünmüş, sessiz sessiz ağlamayı sürdürmüştüm. Geçmişi değiştiremezdim biliyorum ama ben onu severken onun başkasını sevdiğini kabullenemiyordu yüreğim. Ani bir hisle atıldım Nari'nin kollarına. Sımsıkı sarılıp serbest bıraktım hıçkırıklarımı. Hiç garipsememiş, hemen sırtımı sıvazlamaya koyulmuştu. Birkaç saniye daha durup geri çekildim usulca. Makyajım da bozulmuştu. Bayezid dedim kısık bir mırıltıyla. Setim çatallanmış, burnumu çeke çeke konuşuyordum. Bayezid eskere gitmeden önce birini seviyormuş Nari. Ben onu severken o başkasını seviyormuş. Şaşkınlığa büründü Nari'nin yüzü. Açık mavi gözleri boşlukta gezindi. O günlerde ailede olduğunu sanıyordum. Az çok bilirdi aynı evde yaşadığı adamın halini. Derin bir nefese döndü bana. Hala şaşkındı. Yok, sanmıyorum, ne var? Yani Bayezid'in hayatında o zamanlar biri olsaydı bilirdik. Büktüm dudaklarımı üzgünce. Mehmet abi biliyordu işte. Hatta eşarbı koklayarak uyuduğunu bile biliyordu. Ben onu başkasına düşünürken bile hayal edemiyorum. Çok canım yanıyor Nare dedim tekrar hışkırıklara bürünürken. Güzel ertim önce gelip yanağımı sonra karnımı okşamıştı. Yaşlarımız yakın olsa da bir abla gibi olmuştu bana. Çok seviyordum, çok. Ben tanıdığımdan beri Bayezid'in ilk kez birine böyle aşkla baktığını gördüm Neval. O sana aşık. İçi titriyor sana bakarken. Gözlerine değmeye kıyamıyor. Gözleri? Ah o geceden zifiri gözleri. Beni ilk yakan onlar değil miydi zaten? Kalbim ok misali batıp merhem gibi açtığı yaraya kendi deva olan. Derin bir nefes çektim ciğerlerime. Seviyor muydu sahiden? Benim ona baktığım gibi bakıyor muydu? Ben artık buna bile inanamaz olmuştum. Seni seveni sevmek kolaydı. Nare, aklımdaki soruları duymuş gibi salladı başını. Seviyor Neval dedi. Alışık olduğum o güzel tebessümüyle. Ellere güç vermek ister gibi tutundu ellerime. Çok seviyorum de. Sonrasında işte gelmişti o gece. Varaklarla bezeli koskoca salon birbirinden süslü hanımlarla dolup taşmış, üzerimizde olan bütün gam keder uçup gitmişti. Muazzez gelinin kınasındaydık şimdi. Hüzün ne mümkün. Evvela masaları gezmiş, gelen misafirlerle hoş geldiniz demiş, ardından piyanist kadının ilanı ile hepimiz yerlerimize geçip gelin hanımı beklemeye başlamıştık. Sönmüştü tüm ışıklar. Yalnızca tek bir spot yanıyor, oda salonun kapalı duran kapısına vuruyordu. Ve duyuldu müziğin sesi. Geliyordu gecenin prensesi. Hele hele hele, bakın hele şu gelene, gelişine. Güzeller güzel eltim, üzerindeki kına yeşili tuvaleti, elindeki aynı renkte tüylü yelpazesiyle belirmişti kapıda. Hemen ondan evvel çıkan dansçılar o yelpazenin devasa boyutundakilerle oynayarak geliyor, adeta geline yol açıyordu. Müziğin eşliğinde salına salına gelmişti piste kadar.
Bir elindeki yelpazesini sallıyor, bir de diğer elinde elbisesinin kumaşından takım dikilen mendilini tutuyordu. Kız saçların ne öyle, benziyor Gonca Gül'e. Eğer beni almazsan dönesin sonmuş güle. Çok geçmeden biz de yanına gitmiş, yalnız bırakmamıştık onu. Kardeşi, kuzenleri hepsi bizimle birlikte halka olmuş, Muhazzez tek başına o halkanın ortasında oynuyordu. Ve ev eğlencelerinde görüp öğrendiğimiz o baş hareketiyle çağırıyordu yine bizi. Sırası gelen halkadan çıkıp ortaya geçiyor, gelinle karşılıklı oynuyordu. Daha evvel de fark ettiğim gibi kendi işlerinde bir uyum halindeydiler. Kalk gelin hanım, yürü aygın baygın. Bütün ayaktaşların seninle dargın. Vallahi billahi ben dememişem, haçan gördüm o kızı, çok beğenmişem. Yaklaşık yarım saat geçmişti aradan. Muazzez gidip Amine annemden temenni almış, sonra oynamanın en coşkulu anlarında kimseye sezdirmeden kaybolmuştu ortadan. Yorulup oturmuştuk biz de. Kolay mı top gibi bir göbeğim vardı benim. Yoruluyordum. Derken yine bocaldı pist, yine söndü lambalar ve spot ışık kapıya doğru vururken coşkulu bir müzikle girdi Muazzez ve kardeşi Mukaddes içeriye el ele. Üzerlerinde aynı renkten dikilmiş balık formunda kıyafetler, ellerinde yine kıyafetin kumaşından takım mendilleri vardı. Piste kadar gelmişlerdi oynayarak ve müzik bitip diğeri başladığında Muazzez gidip tekrar almıştı Amine annemden temenni. Merak edip kuzenlerinden birine sorduğumuzda bunu her kıyafette yapacağını öğrenmiştik. Bir nevi teşekkür etmek gibiydi. Elindeki daireyi herkes çalamaz. Ben Arnavut kızıyım, herkes alamaz. Saatler geçiyor. Biz kendimizi oyuna kaptırırken Muazzez ortadan yine kayboluyordu. Bu defa biliyorduk değişime gittiğini, çünkü ricası üzerine benimle birlikte çıkacaktı o kapıdan. Ve elbette bu biriyle birlikte çıkması da adetlerden biriydi. Saks mavisi rengindeki kadife elbisesi boncuklu dantellerle bezeliydi. Tanıdık ve bir o kadar da güzel bir Türkiye eşliğinde çıkmıştı bu kez kapıdan. Bursalı mısın kadifeli gelin, çaydan mı geçtin? Ellerimizdeki mendillerle oynayarak gelmiştik piste kadar. Ben ne yapacağımı bilemem, şaşırır kalırım sanırken o beni öyle güzel yönlendirmişti ki, bilmeyen evde defalarca prova yaptığımızı sanırdı. Geldik ve Amine annemin önünde durduğumuzda ayrıldı ellerimiz. Muazzez yine kıyafetine takım olan mendilli havaya kaldırıp annemden temenni alırken ben yanında durmuş el çırpıp tempo tutmaktaydım. Kalk gidelim oraya anne memlekete. Memleketten güzellerden al bir tane. Bize derler yeşil Bursalı. Biz biliriz almasını. Bitmiş miydi kıyafetler? Elbette bitmemişti. Muazzez birkaç şarkıda oynadıktan, iki alay döndükten sonra tekrar girmişti değişime. Fakat bu kez tek başına değildi. Kız kardeşi, kuzenleri ve akrabalarından tanımadığımız birkaç hanım da gitmişti onlarla içeriye. Anlamıştık bu kez ne giyeceğini ve ışıklar sönüp Arnavutça müzik salonunda yankı bulurken en önde kız kardeşi ve yengesiyle birlikte çıkmıştı Muazzez kapıdan. Üzerinde özel eğlence düzenleyerek götürdüğümüz Arnavut şalvarı vardı. Ve elbette onunla birlikte gidip arkasından ikili gruplar halinde çıkan tüm kızlar da şalvar giymişti. Kınaya değil de yöresel bir programa gelmiş gibiydik. Lakin çok çok güzellerdi. Son olarak yine ilk durağı olan Amine annemin yanına gelmişti loşka gelinimiz. Müzik sustu. Hanımlar ellerinde teflerle yanında belirirken başlandı maniler söylenmeye. Şarşıdan aldım bir kıta nane. Kaynanan hatırı için yerden temane. Muazzez eğildi. Mendilini özenle tutarken evvela ayakları dibine, sonra dizlerine, karnına, en sonunda göğsüne götürdü mendili. Ve çenesiyle alnı arasında üç tur attıktan sonra açıldı kolları iki yana, geldi yine maniler ama bu kez tebrik eder gibi. Bizim oda, bizim oda, yaygılı. Neymişsin gelin hanım, bu kal saygılı. Saatler geçiyor, halaylar bitmiyordu. Ama bu bildiğiniz halaylara da pek benzemiyordu. Bir kere düz halay dedikleri bir şey vardı ki, onu oynarken karşınızdaki hanımı baştan aşağı aheste aheste süzebilirdiniz. Öyle yavaş, öyle zarifti hareketleri. Adeta halay çekmiyor, manken gibi yürüyorlardı. Ve anladığımız üzere Arnavutlar halay çekmekten asla sıkılmıyorlardı. Arka arkaya 5-6 halay çekebilir ve asla öftemezlerdi. Bu gece buna emin olmuştuk. Fakat ömrümüzde böyle bir kına gecesi görmediğimiz konusunda hemfikirdik. Eğlencesi ayrı, müzikleri ayrı, organizasyonu ayrı, hanımları ayrı güzeldi. Hele ki kıyafet ve saçlar, yurt dışında yapılan kırmızı alışıklıkları Arnavut kınalarının yakınından bile geçemezdi. Gidene bak gidene, gidip de dönmeyene, nasıl gönül vereyim kendini bilmeyene, sana yandım güldaniyem. Her güzel şeyin olduğu gibi bu gecenin de bir sonu vardı maalesef.
eğlenmiş, kurtlarımızı dökmüş, biriken tüm stresimizi piste bırakmıştık. Ve şimdi gelinimizin kınasını yakma zamanıydı. Nare ve Mihrimane ellerinden tutarak başındaki kırmızı duvağı üzerindeki eşsiz kırmızı kaftanıyla girmişti muazzez gelin salona. Arka fonda çalan o tanıdık türkü hepimizin gözlerini doldurmuştu yine. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar, aşırı aşırı memlekete kız vermesinler, annesinin bir tanesini hor görmesinler. Güzel eltimin ricası üzerine ben yakacaktım kınasını. Sahneye kurulan tahta oturmuş, ben de yanındaki Nedime koltuğuna ilişmiştim. Nemliydi hepimizin gözleri. Kimin değildi ki? Kimisi kendi kınasını hatırlamıştı, özünlenmişti. Kimi benim gibi yitip giden anasına hasretlenmiş, Amine annemin gelip avucunun altında koymasıyla sürüvermiştim koyu kıvamlı kınayı avuçlarının ortasına. İşte şarkıda dediği gibi, kınayı yakmıştık geline, hazırlanıp gidiyordu evine. Bu gece baba ocağında, ana kucağında son gecesiydi Muazzez'in. Ben hariç tüm kızlar adet üzere onu kucaklamış ve atmışlardı havaya. O da bağırmıştı şimdi tüm kuvvetiyle sevdiğinin ismini. Mehmet. Sonrasında bir koşturmaca uyanmıştık Çalapan yalısında. Günümüz hem erken hem de hızlı başlamış. Kuvvetlice kahvaltı ettikten sonra herkes hazırlıklar için bir yana dağılmıştı. Bayezid oğlanlarla birlikte gelin konvoyu için son eksikleri tamamlarken biz de Mihrimah, Nare ve Maysa ile eve gelen kuaförün boyalarına batıyorduk. Kadın olmanın içgüdüsel bir yanıydı sanırım bu söslenme ihtiyacı. Çünkü 7'den 70'e ayna başındaydık ve kimse bize ne yapıyoruz demiyordu. Sonunda her şey hazır olduğunda hep birlikte arabalara yerleşip çıkmıştık yola. Benim yol boyunca birkaç paket çubuk kraker bitirdiğim, şişelerce limonlu su içtiğim konusuna hiç girmiyordum. Bir mide bulantısı hasıl olmuş, 2 gündür beni perişan etmişti. Hayır, bugüne kadar hiçbir şey yoktu da düğünümü beklemişti yani. Top gibi göbeğim sayesinde bir türlü koltuğa yerleşememiş ama yine de bu heyecandan eksik kalmamıştım. Güzel eltimi almaya gidiyorduk, kolay mı? Nihayetinde kız evine vardığımızda hanımlar olarak bizi saygıyla içeriye buyur etmişler. Beyler aşağıda çalan davul zurna sesiyle eğlenirken ikram edilen şerbeti yudumlamıştık. Muazzez bizim bildiğimiz gibi içeride bir odada değil, salonun baş köşesinde gelinliğiyle oturmuş tüm güzelliğiyle göz kamaştırıyordu. Gelinlik provada bize gönderdiği fotoğraftan çok daha güzel ve gösterişliydi. Baştan aşağı parıltılarla bezeli, başında tıpkı kınada taktığı gibi kocaman bir taş vardı. Ensesinin domuzuna doğru sarkan gelin teli ise bir Rumeli kısyası olduğunu vurgular gibiydi. Onların adetine göre oğlan tarafı hanımları gelir, kızı aldık diye oynayarak içerdi şerbetini. Bunu öğrenmemiz için biraz geç kalmıştık, bu yüzden şerbetlerimizi içip ufaktan ayaklanmayı eylemiştik. Muazzez bizimle birlikte ayağa kalkmış, içeriye gelen babası bizim huzurumuzda kırmızı kurdelesini bağlama üzere gelmişti. Boğazıma bir yumru takılmasına engel olamamıştım. Babacığım gelmişti aklıma ve onun yerine kayınpederimin bağladığı kırmızı kuşağım. Muazzez'in babası Muharrem amca kuşağı kızının beline sardı. Bizim kızlarımız kıymetlidir. Gözümüzün bebeği gibi bakar, gönlümüzün bam teli gibi büyütürüz dedi başı önünde dururken. Zorlukla yutkundu. Duygulandığı her halinden belliydi. Muazzez'in de dolu doluydu gözleri. Nitekim dün gece kına yakılırken de çok ağlamıştı. Muharrem amca kurdeleyi besmeleyle bağlayıp düzeltti. Bu esnada annesi Zarife teyze kırmızı bir duvak getirip kızının başını örtmüştü. Muharrem amca kızının elini sıkıca tuttu. Ve sen Muazzez, benim ilk göz ağrım, övüncüm, sevincimsin kızcem. Annen giderken ayakkabının içine bir altın koyacak. Ola da gittiğin yerde zulüm görürsen dönecek paran olsun diye. Bununla bilesin ki ben seni beyaz gelinliğinle mutlu ol, hayırlı bir ömür geçirdikten sonra o evden beyaz kefenle çık diye uğurluyorum. Ama oldu da bulamadın aradığın huzuru, babanın kapısı sana her nefeste açıktır. Tutamıyorduk gözyaşlarımızı. Ben, hele ben, gebelikten dolayı çizgi filme bile ağlayan ben, şimdi ışkırıklara boğulmamak için zor tutuyordum kendimi. Mihrimah elini uzatıp kimseye sezdirmeden sırtımı sıvazlamış, Nahre'de dolu dolu gözlerle elimi sıkıca kavramıştı. Aynı sayılırdı yandığımız yara. O da hasretti benim gibi erkenden gidip giden babasına. Gelinden önce çıkmıştık dışarıya. Biz kapıdan çıkarken Muazzez babasının elini öpüyor, ağlayarak boynuna sarılıyordu. Daha fazla dayanamayacağımı anlayıp atmıştım kendimi sokağa. Nareyle arabalara doğru ilerlerken bir an şaşkınca baka kalmıştık meydana. Çünkü bizi alarken kocalarımız meydanda çifte terlisi oynamakta meşguldü. Hem de Bayezid dahil. Yüzlerimize yılan tebessümlerle izlemiştik ailemizin gençlerini. Mehmet abi zaten en mutlu gününün keyfini çıkarır gibi döktürüyordu. Sonunda oynama bitirilmiş, Nare Osman abinin yanına giderken Beyza'dan benim yanıma gelmişti.
Uzanıp tekerini yanağıma dayadı. "Sen ağladın mı?" dedi ciddi bir tavırla. Burnumu hafifçe çekip gece karalarına baktım. Duyduğum gerçekle yüzleşmek ağır gelmişti ama atlatacaktım, atlatmalıydım. Bunun için mazizin kınası ve düğünü bulunmaz nimetti. Başımı hafifçe aşağı yukarı sallarken buruk bir şekilde gülümsemeye çabaladım. "Kuşak merasiminde duygulandım biraz. İyiyim, merak etme," dedim elini usulca tutarken. Bana doğru bir adım atıp yaklaşıp boştaki elini karnıma değdirmişti. Karnımın içinde hissettiğim kıpırtılar babacı bir bebeğim olacağını düşündürüyordu. Kız olabilir miydi? Zifiri bakışlar göbeğimden yüzüme aheste aheste çıktı. "Duygulanma, yavrumuzu da kendine de üzme. Bak ben yanınızdayım." Bir iç çektim derinden ama cevap veremedim. Geçiyordu. İlk andaki kadar acımıyordu açılan yaram. Ama zamanla hocanın duaya bismillah demesiyle belirmişti gelinimiz kapıda. Babasının koluna girmiş, başı önüne eğilmişti. Onu görünce Mehmet abinin dalıp gitmişti yeşil gözleri. Duygulandığını ben karşıdan anlayabiliyordum. Hoca efendi dua yapmış, hep birlikte amin demiştik. Ve Muharrem amca kolumdaki kızını ağır adımlarla yürüyüp Ertuğrul babama götürmüştü. Kızın elini tutup babamın koluna değdirdi. "Kızım evvela Allah'a, sonra sana ve oğluna emanet Ertuğrul Bey. Gençtir onlar. Ataları olarak hem onlara hem de yollarına sahip çıkmak, yol yordan bildirmek bizim görevimizdir. Bu yüzdendir ki kızımı ben sana teslim ederim. Evladım da yuvası da size emanettir," dedi ciddi bir şekilde. Ertuğrul babam ağır ağır salladı başını. Koluna tutunan gelini tıpkı babası gibi tutup gelin arabasını yönlendirdi. Ağlıyordu Muazzez. Mehmet abiyi çok sevse de, ailesinden uzakta yaşamaya alışık olsa da baba ocağından gelin çıkmak farklı olsa gerekti. Bir ürperti tuttu beni. Kollarımı kendime sarıp ayakta durmaya çabaladım. Fark etmiş olacak ki Beyzadem hemen belime sarmıştı kolunu ve herkes arabaya binerken Çalapan yalısının yolunu tutmuştuk. Gariptir ki kimse kesmemişti gelin arabasının önünü. Hatta Muazzez'in kuzenleri bizzat yolu açmış, aile dışından gelebilecek durumların önüne geçmişti. Sonradan duymuştuk bunu özellikle yaptıklarını. Kurulacak kıvanın önünde bir engel olmadığını, baba evinde alnım nakıyla çıkan kızın tökezlemeden evine varması için yol açmaktı. Anlam inceydi ve bana göre çok güzeldi. Güzel geçen bir yolculuk ardından varmıştık Çalapan yalısına. Düğün akşamdan sonra olacağı için evvela dini nikah kıyılacaktı. Muazzez gelin arabadan inip kapıdan içeri girerken kırmıştı bereket testisini. Sonra da adet üzerine bal şerbetini yudumlayıp atmıştı besmeleyle ilk adımını. İçeriye girmiş, biraz dinlenip hazırlandıktan sonra nikaha geçmiştik. Bizimki gibi onların nikahında Amine annemin rahmetli babasının pek kıymet verdiği Emir Hoca kıymıştı. Gayrı Muazzez, Mehmet abinin Allah katında bir tanecik eşiydi. Saatler hızlı hızlı geçmiş, daha tam anlamıyla yol yorgunluğunu atamadan düğün saati gelip çatmıştı. Yine konvoy halinde gitmiştik düğünün olacağı otele. Kız tarafı da yavaş yavaş gelmeye başlamış, nikah memuru da sona giriş yapmıştı. Biz çiftler halinde dolaşıp eşe, dosta, akrabaya hoş geldiniz diyor, Mehmet abi ve Muazzez gelin odasında herkesten evvel yemek yiyordu. Şimdiden ziyadesiyle yorgun hissediyordum kendimi. Ama bu gece pes etmek yoktu. Azıcık oturmak üzere masamıza dönmüşken yanımızda Sungur amcanın çocukları Leyla ve Metehan belirmişti. Metehan koluma girmiş bir kızla sırıtıyor. Anladığım kadarıyla müstakbel gelin adayını bizimle tanıştırmak istiyordu. Bakışlarımız kızla çakıştığı an gülümsemiştik birbirimize. Siyah saçlarının bir tutamı mavi renkle boyanmış siyah tüllü elbisesiyle tatlı bir kıza benziyordu. "Tanıştırayım, Bayezid abim ve eşi Neval," dedi Metehan bakışları kızın yüzünde aşkla gezinirken. Beyzadem her zamanki ağır abiliğiyle başını sallamakla yetinmiş, ben tebessüm etmiştim. Kız hoş bir gülüşle uzatmıştı bana elini. "Çok memnun oldum, piraya bende," dedi şen şakrak bir ses tonuyla. Nedense şimdiden sevmiştim. Çarşabuk tuttum uzattığı elini, tokalaşmadan sonra elimi geri çekerken o dudaklarını öne doğru büzerek avucunu karnıma doğru sallamıştı. "Oy yerim, hamileliğim, böyle yakıştığı insanlara bayılıyorum. Kaç aylık?" Güldüm keyifle. "5 olacağız birkaç güne. Rabbim en hayırlı vakitte sana da nasip etsin pirayacığım," dedim samimiyetle. Eli saçının mavi tutamına giderken Metehan'a kaçamak bir bakış atmış ve mırıldanmıştı. "Ah kısmet." Ve işte gecenin beklenen anı gelmişti. Işıklar sönmüş, kapıya dördenen spotlar eşliğinde heyecan verici bir müzik duyulmuştu. Açılan devasa kapının her iki yanında yanan meşaleler eşliğinde belirmişti gelin ve damat.
Mehmet abi Muazzez'in elini bir prensese eşlik eder gibi tutmuş, görevliler konfetiler patlatırken Muazzez uzun duva ve gelinliğinin kuyruğunu sürüyerek gururla yürüyordu. Tüyleri ürperiyordu insanın. Düğünlerin en çok bu anını severdim. Yüzlerinden heyecan ve mutlulukları okunan gelin ve damadı görmeyi. Alkışlar eşliğinde varmıştı piste. Müzik değişirken Mehmet abi prensesinin belinden kibarca kavramış, Muazzez'in kolları omzuna konarken başlamıştı ilk dansları. Öyle güzellerdi ki, sabrın sonu selamet olmuştu. Beklemişler ama değmişti işte. Rüya gibi bir düğünleri oluyor, yıllar sonra onun mutlu olacakları anılar biriktiriyorlardı. Oturduğum yerde imrenerek izledim onları. Nasıl aşıklardı ki bilhassa ayrılmıyordu gözleri birbirinden? Rüyadan uyanır gibi değişti müzik. Güzel çiftimiz dans etmeyi sürdürürken ailemizin gençleri de birer ikişer yerlerini almışlardı yanlarında. Evvela taze çift Maysa ve Baybar çıkmıştı sahneye. Onları Piraye ile Metehan takip etmiş. Daha sahneye ulaşamamışlarken Osman abi Naren'in elini tutup ayaklanmıştı bile. Derken bir an yanağıma vuran sıcak nefesi hissetmiştim. Kalbim heyecanla çarpmaya başlamıştı. Gel güzelim demişti Beyzade'm masanın üzerinde duran elimi avucuna alırken. Yüzümde beliren heyecan dolu gülümsemeyi saklama gereği duymadan onunla birlikte yürümüştüm sahneye. Bu bizim ilk dansımız olacaktı. Pistin orta yerinde durduğumuzda usulca dolanmıştı kolu belime. Ellerim ürkekçe tutundu omuzlarına. Eğreti duruşum beni çekip kendine yapıştırmasıyla son bulmuştu. Yüreğim pır pır. Hoş bir tebessüm yayılan yüzümü kaldırıp ele alırım zifirlerine diktim. Menevişleri harelerimde düşünceyle geziniyordu. Bana doğru hafifçe eğildi. Bu gözler sadece bana bakarken mi böyle güzel, yoksa her zaman mı böyle dedi yüzlerimiz fazlasıyla yakınlaşırken. Boğazımdan bir yutkunma geçti. Mahcup bir gülüşte kırpıştırdım kirpiklerimi. Yanaklarımın yine pamuk şekerine döndüğüne emindim. Memnuniyetsizce havalandı tek kaşı havaya. Eğer her zaman böyleyse işte bu, hiç hoşuma gitmedi. Sessiz bir kıkırtı geçti dudaklarımdan. İltifat etmeye mi çalışmıştı yoksa beni tehdit mi etmişti anlayan biri gelsin. Ama ben onu böyle de seviyordum. Hislerini dışa vurmadan da seviyordum. Hep böyle olmamış mıydı? Bana ilanı aşk ettiği günden beri gelip bir defa bile sevdiğini söylememişti. Yalan yok, beklemiştim. Ama olmamıştı işte. Gözlerine derince bakarken bulmuştum kendimi. İçimden geçirdiklerimi anlamış gibi anını anlama yaslamış, omuzlarında duran ellerimi göğsüne koymuştu. Başını hafifçe eğip dudaklarını kulağıma doğru uzattı. Duyuyor musun ne diyor şarkıda? Dedi keskin bir fısıltıyla. Dediğiyle yanağını yanağıma yaslamıştı. Kapattım göz kapaklarımı. Kulaklarımı kalp atışlarımızdan çekip çalan müziğe odaklandım. Öyle bir sevmişim. Gel de tarif et. Sen bana armağansın. Yüzümden süzülse inan bir damla gönlümde çağlayansın. Titremişti gönlümün bam teli. Ben de sevmiştim. Çok sevmiştim. Hayatımın en güzel yılları onu sevmekle, onu beklemekle geçmişti. Pişman mıydım? Asla. Onu sevdiğim zamanın bir saniyesi bile en büyük iyi kimdi. Belimde duran parmaklarını hafifçe kıpırdayıp beni kendine bastırdığını hissettim ve yine bir fısıltısı doldu kulağıma. Sen bana ömrümün en güzel armağanısın şakaya çiçeğim. Ah Beyzadem, iyi ki sen, iyi ki biz. Sonrasında hem yorucu hem güzel, rüya gibi bir düğün olmuştu. Muazzez ve Mehmet abi böyle mutlulardı ki inşallah bütün hayatları böyle gülümsemekle geçerdi. Biz çocukların danslarını Ertuğrul babam elinden tutup kaldırdığı Amine annem de dahil olduğunda var olan coşkumuz ziyadesiyle artmıştı. Çok güzellerdi. Onlarınki gibi bir aşka imreniyordu insan. Düğün ilerlemiş, yemekler yenilip takılar takılmış, Muharrem amcanın ayarladığı Rumeli halk oyunları grubunu keyifle izlemiştik. Genellikle kız tarafının meşhur halayları çekilmiş, pek oynama olmamıştı. Sonunda bitmişti gece, Muazzez gelin artık bir çalapandı. Onlar ermişti muradına, darısı diğer dekarlarımızın başındaydı. Kimimiz için sıradan, kimimiz için dinlenmeyle geçiyordu düğünün ertesi günü. Nitekim ben de tüm gün uyuduğumu söylesem yalan olmazdı. Sabah kalktığımda var olan hafif sancım beni endişelendirmiş, Bayezid erkenden çıktığı için ona söylememiş, utana sıkıla Muazzez'e mesaj atmıştım. Balayındaki gelin rahatsız edilir miydi hiç? Neyse ki o bana bir mahcubiyet hissettirmeden her zamanki gibi konuşarak bu durumun olabileceğini, bugün bol bol dinlenmem gerektiğini söylemişti. Ben de doktorumu dinleyip tüm günü odamda geçirmiştim. Ve sağ olsun kızlar beni yalnız bırakmamış. Önce Nare, sonra Maysa uğrayıp bir ballı süt, bir meyve tabağı getirmişti. En son gelen Mihrimah ve Amine annem bana en sevdiğim kek ve böreği de getirince ben artık sık sık sancılanmaya karar vermiştim.
Öyle böyle derken geçivermişti bugün. Tüm gün yatakta yuvarlandığım eşofmanlarımı çıkarıp usturuplu bir şeyler giyerek akşam yemeğini emmiştim. Suratımın bir parça asık olması kocamın akşam yemeğine toplantısı olduğu için katılamayacağı, hatta şarjı bittiği için onu merak etmemin söyleyen mesajı yüzündendi. Zaten herkes hala yorgun olduğu için sessiz geçmişti yemek, ben de çay fasını zor bekleyip soluğu adamda almıştım. Son günlerde Bayezid'i çok durgun görür olmuştum. Düğün haricinde asla yüzü gülmüyor, sürekli kaşları çatık geziyordu, holding işlerine de fazla düşmüştü. Bebeğimizin ilk kontrolünü dahi düğün sonrasında ertelemek zorunda kalmıştık. Kafamda beliren bazı vesveseleri silmeye çalıştım. Hayır, düğünde ne güzel dans etmiş, birbirimize güzel sözler söylemiştik. Aklıma gelmemeliydi bu kötü düşünceler. Beyzadem seviyordu beni, kıymet veriyor, üzülmeme kıyamıyordu. Benden öncesi değil, şimdiye bakmalıydım. Geçmişte takılı kalan adım atamazdı ve ben bu gece o adımı atacaktım. Bir hevesle girdim giyinme odasına. Saat epey geç olmuştu ve Beyzadem her an gelebilirdi. Sevdiğim adama süslenecektim bu gece. Geçen gece onu reddedişim içime bir pişmanlık olarak oturuvermişti. Bizim için yaptığı onca şeyden sonra geçmişe kızıp ona sırt dönemezdim, dönmemeliydim. Elimi uzatıp askıda duran sak mavisi saten geceliği aldım. İncecik ip askıları ve neredeyse belime kadar gelen yırtmacıyla fazlasıyla iddialıydı. Geceli üzerime geçirmiş yine takımı olan sabahlığı da eğreti biçimde omuzlarıma atmıştım. Ayna karşısında geçtiğimde pamuk şeker yanaklı kuş yuvası saçıyla bir kız çocuğu karşılamıştı beni. Saçlarımı güzelce tarayıp doğal buklelerimi omuzlarıma serdim. Gözlerime hem süs hem de şifa niyetine sürme çektikten sonra parfümümü de sıkıp cibinlikli yatağıma geçmiştim. Dakikalar geçip saat oluyor ama bir türlü kapı açılıp Beyzadem odama girmiyordu. Vakit gece yarısını çoktan geçmiş, yalıda tüm ışıklar sönmüştü. Şarjının bittiğini söylemiş olsa da merak edip birkaç defa aramış, ulaşılamıyor diyen kadının sesiyle karşılaşmıştım. Endişelenmiyordum ama elimden bir şey gelmiyordu. Sonunda dolaşmaktan yorulup oturmuştum yatağa, göz kapaklarım tüm gün uyumama rağmen yine de kapanıyordu, uyumak istemiyordum, Beyzadem bekleyecektim. Lakin olmadı. Beni içine çeken o tatlı sıcaklığa engel olamamış, birkaç dakikalığına başımı yatağa bırakmıştım. Sonrası derin bir karanlık. Sonrasında kapının açılma sesine eşit açılıvermişti göz kapaklarım. Yerimden göbeğim el verdiğince fırlamış, oturma pozisyonuna geçerek takım elbisesi dağılmış halde içeri giren kocama bakmıştım. Yorgun görünüyordu, yorgun ve uykusuz. Zihnim kendinde geldiğinde başımı çevirip saate bakmaya akıl etmiş ve sabahın 8'i olduğunu görmüştüm. Ne yani? Yeni mi geliyordu eve? Kaşlarım istemsizce çatılırken sessiz kalmak için çaba harcayarak kalktım ayağa. Uyandırdın mı? Dedi şişkin gözlerini açmaya çalışırken. İfadesiz bir yüzle başımı iki yana salladım. Bakışları sorusu ardından üzerimdeki gecelikte gezinmiş, boğazından bir yutkunma geçerken bakışları memnuniyetsizce başka yöne çevrilmişti. Garip hissetmiştim. Garip ve huzursuz. İçimde beliren o tuhaf hisle bir an önce odadan çıkmayı arzuluyordum. Birlikte giyinme odasına geçtiğimizde Bayezid soyunmaya başlamış, bense askıdan elbise seçiyordum. Bakışlarım kaçamak bir tavırla ona çevrildi. Kahvaltı yenecek misin yoksa yiyecek misin dedim kısık bir mırıltıyla. Buruşuk gömleğinin teneden sıyırıp kirli sepetine atarken çatık kaşlarla bir bakış bıraktı yüzüme. Duş alıp çıkacağım, vaktim yok. Ama bir sandviç yaparsan yolda yiyebilirim dedi bir yandan soyunmaya sürdürürken. Usulca salladım başımı. Holding'in işleri onu sandığımdan daha fazla meşgul ediyordu. Babamın yerine en az onun kadar sahip çıktığı için sevinmeli değil miydim? Beyzadem esmer tenini fütursuzca sergileyerek banyoya girmiş, bense dün geceki hallerim üzerine bir bardak su içmek için mutfağa inmiştim. Kocamın sandviçini hazırladıktan sonra Maysa ve Nare ile kahvaltı sofrasını hazırlamıştık. Mihrimah rutin yetimhane ziyaretini yapacağı için erken çıkmıştı. Bugün herkes bir yerlerde olacaktı. Dünkü sessizliğin aksine koşturma dolu bir güne başlıyorduk. Ertuğrul babam ve Osman abi hararetli muhabbetlerini salonda sürdürüyor ve az sonra gidecekleri toplantıyı konuşuyor. Mayıs'a bugün Baybars'la nikah günü almaya gideceklerinin heyecanını taşırken Nare odasına çıkmış gideceği resim dersine hazırlanıyordu. Peki ben ne yapacaktım bugün? Herkes kendine güzel bir meşgale bulmuşken ben yine top gibi yuvarlanacak mıydım yatağımda? Neyse ki imdadı Mamine annem yetişmişti. Bugün Gül Kokulu Derneği'ne gideceğini duyunca tabiri caizse balıklama atlamıştım. Nitekim uzun zamandır görmeyi arzuladığım yere gitmek içimde oluşan huzursuzluğu da dağıtacaktı. Merdivenlerden hızlı adımlarla inen kocamı gördüğümde tabağa bıraktığım sandviç paketini alıp aceleyle ayaklanmıştım.
az önce çıkardığı siyah takımı yerine sütlü kahve blazer ceket, altına lacivert keten pantolon giymişti. Hem spor hem şık tarzı boğuluyordu sanırım. Ben ona çuval giysiye bile yakıştıracağımdan bu konuda sessiz kalmayı yeğliyordum. Dış kapının hemen yanındaki aynada üzerini düzelten Beyzadem'e bakıp sükunetle beklemeye başlamıştım. Yorgunluğu duşla bir parça gitmiş olsa da uykusuzluğa safhada görünüyordu. Çatık kaşlarıyla bana dönüp ona uzattığım paketi aldı. Eline sağlık. Sen de yap güzelce kahvaltını. Halsiz düşme dedi ciddi yüzüyle. Birkaç gündür var olan bulantım beni iştahımdan etmiş, hem yorgun bırakmıştı. Alt dudağımı dişlerim arasına hapsetmiş, nedensiz bir gerginlikle başımı sallamıştım. Ellerim ürkekçe uzanıp yakasını düzeltti. Amine annemle derneğe gideceğiz bugün. Haberin olsun dedim kısık bir sesle. Gözlerim zifiri bakışlarından uzak duruyordu. Başını anladım der gibi sallamış. Ardından büyük elini bir yanağıma yaslarken diğer yanağıma bir buse bırakmıştı. Hafifçe tebessüm ettim. Ve kapıyı açıp çıkmadan hemen önce mırıldandı. Keyfine bak ama yorulma. Akşam görüşürüz. Sonrasında üzerime giydiğim vizon rengi elbiseden çıkmış top misali göbeğimi aşkla ezdiyerek gelmiştim Gökokulu Derneği'ne. Ahşap, bahçe içinde bir konağa kurulmuş dernek adeta bir yuva gibiydi. Öyle sıcak, öyle içten. Hanımlar birbirine arkadaş değil kardeş gibi benimsemişler. Herkes var olan işlerin bir ucundan tutarak güzel bir aile kurmuşlardı. Geç de olsa bu aileye girdiğim için ziyadesiyle mutluydum. Büyük salona kurulan yan yana dikiş makineleri aynı anda çalışıyor. Kadınlar, kızlar ellerindeki işlerle koşturuyordu. Kenara kurulan ikram masası, üzerindeki envai çeşit lezzetle vakıf etkinliğine değil de altın gününe gelmişiz gibi bir algı uyandırıyordu. Ortada dönen muhabbetler, keyifli atışmalarla oldukça eğlenceliydi burası. Bugün var olan malzemelerle ihtiyaç sahibi birkaç genç kız için çeyiz yapma günüydü. Kimisi diğer işlerden artmış dantelleri masa örtüsü gibi dikerken, kimi havluların ucuna kibar danteller dikiyordu. Bunlardan biri de bendim. Her işe ağzımın suyu akarak baksam da göbeğimi gösterip elimi havluyu tutuşturarak kenara oturtmuşlardı. Maksat işe yaramaz değil miydi? Ama içindeki yaramaz kız çocuğu yine durdurak bilmemiş, bitirdiğim havluyu yerine koyacağım bahanesiyle ayaklanıp yapılan işlere meraklı gözlerle göz atmıştım. Hele biri vardı ki beni tam anlamıyla canevimden vurmuştu. Eski kanepeçe parçalarından muazzam bir yatak örtüsü dikmişlerdi. Hemen atıldım tabii. Elinize kolunuza sağlık. Benim de annemin çeyizinden kalmış böyle kesik kaneviçe parçalarım var. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunları dedim heveskar bir tavırla. Yatak örtüsünü diken Sema Hanım tebessümle kenara uzandı ve kalmış bir parçayı eline aldı. Yanlarından böyle ipler sökülmediyse her parçayı kullanabilirsiniz. Hatta siz gibi halinizle uğraşmayın. Getirin size doğum hediyesi olarak biz yaparız gelin hanım. Dediğiyle sevinçten boynuna atlayabilirdim. Melda denen o kadının anneciğimin çeyizlerini kesmesi çok dokunmuştu içime. Ne atmaya ne satmaya kıyamamış, getirip dolabın içine koymuştum. Ama böyle olursa kullanılabilir bir eşya olacaktı. Günün kalanını ayaklarım yere basmayarak geçirmiştim. Eve gelince biraz dinlenmiş ve soluğu üst kattaki büyük salonda Amine annemle kaneviçe parçalarının başında almıştım. O kadar heyecanlı ve hevesliydim ki sanki çeyizlere eskisi gibi kıymete kavuştuğunda anneciğim yattığı yerde huzur bulacaktı. Saatlerce yakladık parçaları ve kısmetimize öyle çok kullanılabilir malzeme çıkmıştı ki Amine annemin dediğine göre bunlardan hem bana hem de bebeğime bir pike takımı çıkardı. Sevinç çığlıkları atasım varken içtenlikle gülmeyi yeğlemiştim. Vakit akşamı bulmuş, ben yerimden ayrılmazken annem ve Mihrimah sofra kurmak için mutfağa inmişlerdi. Maysa az evvel mesaj attığı üzere bu akşam yemeğini Baybars'la dışarıda yiyecekler, Metehan ve Piraya ile kaynaşacaklardı. Bir sonraki yemeği beraber yemek için sözleşmiştik bile. Derken Nara gelip çöküverdi yanıma. İki ders üst üste verdim. Ve bugün pilim bitti dedi yorgun bir tavırla. Tebessüm ettim. Hem Gülkokulu Derneği'ndeki genç kızlara hem de yanının bahçesindeki atölyesine gelen öğrencilere ders veriyordu. Ve yeteneği benim diyen ressamlara parmak ısırtacak dereceye ulaşmıştı. Teklifsizce yanına erişmiş, yaptığım işe hemencecik ortak olmuştu. Bu uyumumuzu çok seviyordum. Erteden ve arkadaştan öte kardeş gibi olmuştuk bu çatı altında. Biz işe dalmışken elindeki bebek telsiziyle yanımıza yalının prensesi Doğacık gelmişti. Telsiz annesini uzatıp dudaklarını büktü. Anne açamıyorum bozuldu dedi ağlak bir tavırla. Nare kızının bozulan örgüsünü düzeltip onu uzattığı telsizi yavaşça almıştı. Bunu Neval yengeme verelim diye çıkardın ama sabahtan beri elinde. Bak birini ters takmışsın Doğa. Hani diğeri nerede dedi kibar sesiyle. Duha annesinin pilini taktığı yeni oyuncağına gözlerini parlayarak bakarken parmağıyla aşağıya işaret etmişti. Güldüm haline.
Bebişe alacağımız oyuncakları şimdiden Doğa ablasına bir kalite kontrol yaptırsak sonrası için iyi olacaktı. Derken açılan telsizden bir ses yayıldı küçük sonra. Olmuyor abi, olmuyor, ben yapamıyorum. Nare de ben de bir an ne uğradığımızı şaşırmış, dönüp birbirimize bakmıştık. Bayezid'di bu konuşan ve epey istemkar bir hali vardı. Nare telsizi kapatmak üzere hamle yapmıştı ki elini tutup engel oldum. Dinlemek yanlıştı ama duymak istiyordum. Deniyorum, çabalıyorum ama olmuyor. Sevilen yanı başındayken zoraki olanla geçmiyor ömür. Dayanamıyorum daha fazla. Düşün, dün gece sabah yatağımda değil, arabada karşıladım. İyi de aslanım, ne vale ne diyeceksin? En başta düşünecektim bunları. Üstelik kız hamile, bu haldeyken ne yapsın, yazık değil mi? Daralıyordu nefesim. Duyduklarımı anlamak için gözlerimi bile kırpmıyordum. Bayezid, dayanamıyorum diyordu. Zoraki olanla ömür geçmiyor diyordu. Allah'ım, aklımda, kalbimde derin zelzeler vuku buluyordu. Yer altından çekiliyor, gök kubbe başıma geçiyordu adeta. Dolan gözlerime dönüp Nare'nin açık mavi arelerine baktım. O da en az benim kadar şaşkındı. Bitireceğim abi. Doğumdan hemen sonra bitireceğim bu işi. İkisi arasında kalmak ölümden beter. Ne var anlayacaktır beni. Zaten hamile olmasa bu zamana kadar devam etmezdim. Çektim Nare'nin elinde üzerinde duran elimi. Bu kadar yetmişti bana. Duyduklarım bana yetmişti. Ama o kelime. İkisi arasında değişi yakmıştı bendeki tüm gemileri. Karnımı tutarak kalktım ayağı bir ışımla. Geçen sefer susup sindirmiştim ama bu kez konuşmadan, yüzleşmeden bırakmayacaktım bu işi. Madem dayanamıyordu, Nare merdivenlerin başında tuttu kolumdan. Neval dur ne olur, sakinleş, öyle konuşun, bu halde olmaz. Gözlerimden süzülen yaşlarla usulca çektim kolumu avuçlarından. Şimdi olmazsa bir daha olmazdı. Ona böyle aşıkken aklı çıkması için çareler arayacaktı kalbim biliyorum. Bayezid ne yaparsa yapsın sırf seviyorum diye affedecektim. Yapmamalıydım. Şimdi hemen konuşulacaktı olan biten. Günlerin durgunluğu, benden uzak duruşu, dün gece eve bile gelmeyişi. Hırsla adımladım aşağı inen merdiveni. Nare arkamdan önce baka kalmış, sonra yavaşça inmeye başlamıştı. Tek elim karnımı tutarken diğer elim göğsüme bastırdım. Kalbim ağrıyordu. Bu dünyada tamamıyla yalnız kalmış gibi hissediyordum kendimi. Yalnız ve kimsesiz. Son dönemeçten dönüp hızlı adımlarla inmeye devam ediyordum. Lakin öyle dolup taşıyordu ki gözlerim, önümü göremez olmuştum. Dolan gözyaşlarını silmek için elimi korkuluktan çektiğimde olmuştu tüm olanlar. Evvela az sonun kapısından çıkan Bayezid ve Osman abi girmişti görüşeceğime. Sonra ayakkabım uzun elbiseme takılmış ve sonsuz bir karanlıkta sarılırken bulmuştum kendimi. Bedenimin her zerresinde hissettiğim sızlara eşit olmuştu kulaklarıma Nare'nin çığlıkları. Ve zihnim itip giderken yalının duvarları Bayezid'in haykırışına bulanmıştı. Neval! Sonrasında Bayezid Çalapa'nın anlatımıyla. Gömleğimin üst düğmesini ışımla açarken girdim sauna. Uykusuzluk ve yorgunluk bana sinir olarak geri dönmüş, gerginlikten ayağıma takılan halı ile bile kavga eder reddeye gelmiştim. İçeriye girip telefonla konuşan abimin yanına çökercesine oturdum. Neval muhtemelen odada dinleniyordu. Zaten az sonra inerdi aşağıya, geldiğimi haber verme gereği duymadan başımı ellerim arasına aldım ve derin bir nefes üfledim. Bu esnada abim konuşmayı sonlandırıp yanıma oturmuştu. ''Hoş geldin aslanım, hayırdır ne bu hal, iyice dağıtmışsın kendini'' dedi takılır gibi bir tonla. Sistemkar bakışlarımı kehribar rengi gözlerine çevirdim. Onun yıllardır alışkın olduğu bu tempo maalesef bana ziyadesiyle yabancıydı. ''Olmuyor abi, olmuyor, ben yapamıyorum'' dedim sesim bir mırıltıdan ibaret çıkarken. Muzip bakan gözler bir anda ciddileşmiş, çatılan kaşları yüzüme bakmıştı. Bir iç çektim sıkıntıyla. Deniyorum, çabalıyorum ama olmuyor. Sevilen yanı başındayken zoraki olanla geçmiyor ömür. Dayanamıyorum daha fazla. Düşün, dün gece sabah yatağımda değil, arabada karşıladım. Gözlerimin uykusuzluktan çöktüğünü hissediyordum. Bir yandan restoranın yeni şubesi için koşturmaca, diğer yandan emanetçisi olduğum Akınşah Holding'in işleri yetmezmiş gibi kutlu dağlardan gelen onlarca sorunla uğraşıyor. O şeytan kadınların rahmetli kayınpederim nemeğine zarar vermesine engel olmaya uğraşıyordum. Lakin yetmiyordu. Daha dün gece sabaha karşı Holding'den çıkıp restoranları kontrol etmiş, dolayısıyla eve sabahın erken saatlerinde varabilmiştim. Değil karımı, mutfaktaki tencere tavayı bile özler olmuştum. Abim elini dizime yasladı. İyi de aslanım ne öyle ne diyeceksin? En başta düşünecektim bunları. Üstelik kız hamile, bu haldeyken ne yapsın yazık değil mi? Dedi sesi mahzunlaşırken. Daha evvel konuştuğumuz için biliyordu konuyu. Nitekim beni tanıyıp da anlamayan yoktu. Dudaklarıma bıkkınlıkla büktüm.
Bitireceğim abi. Doğumdan hemen sonra bitireceğim bu işi. İkisi arasında kalmak ölümden beter. Ne var anlayacaktır beni. Zaten hamile olmasa bu zamana kadar devam etmezdim. Bir yönetici ayarlamalıydım doğuma kadar. Hem benim hem babamın tanıdığı, güvendiği biri olmalıydı. Ancak öyle gözüm arkada kalmaz, rahatça kendi işimin başına dönebilirdim. Ben takım elbiselerin değil, şefönlüğünün adamıydım. Zor geliyordu tüm bunlar. Elimi yakama götürüp boğazıma dokundum. Odaya çıkıp şu kıyafetten arınmak istiyordum. Ben bir üzerimi değiştireyim dedim ayağa kalkarken. Bitkin bir tavırla kalktım ayağa. Abim de durmamış, o da benimle ayaklanmıştı. Ben de duhaya bakayım dedi. Yanımdan salon kapısına doğru yürürken. Sükunet ve düşünceler içinde yürüdük çıkışa dek. Fakat tam çıktığımız an merdivenlerde sertçe duyulan beyak sesi doldu kulağımıza. Ardından dönemeçte ne var belirdi gözleri yaş içinde. Bakışlarımız bir an kesişmiş, hayal kırıklıkları içinde bakmıştı gözlerime. Ve sonra hiç ummadığımız bir şey olmuştu. Neval'in ayakkabısı üzerine giydiği bol elbisesine takılmış, ben ciğerlerime bir nefes çekemeden karım gözlerimin önünde aşağı yuvarlanmıştı. Donup kalmıştım bir an. O saniyeler yıllar gibi gelmiş, göğsüm cehennemleri yüklemiş gibi ateşle dolarken Nahre'nin çığlıkları getirmişti beni kendime. Hışımla fırladım ve yardı baygın yatan karımın yanına çöktüm. Neval, Neval aç gözlerini. Güzelim yapma bunu Neval. Sesim titriyordu. Aziyet ne garip şeydi. Avuçlarım arasında yaralı, yavru bir kuş gibi kala kalmıştı. Abim, Nare, annem ve Mihrimah başımıza koşarken ben onların konuşma seslerini boğuk yankılar halinde duyuyordum. Zorlukla topladım zihnimi ve sarsmaktan imtina ederek karımı kucağıma aldım. Abim benden önce koşup kapıyı açmış, arabanın şoför koltuğuna geçmişti bile. Nare arka kapıyı tutarken kucağımdaki karımla geçmiştim alelacele. Geçmiyor gibiydi yol. Oysa ki hastane yalıya epey yakın bir mesafedeydi ve yürümeyle 10 dakikada varılırdı. Gözlerim dolu dolu halde başımı eğip kucağımda duran başına baktım. Alnından kan süzülüyor, göz pınarlarında hala bir damla gözyaşı duruyordu. Avucumu pamuk şekeri misali yanağına yasladım. Göğsümün içinde bir yerin sızladığını hissediyordum. Neval, dedim çatallanmış sesimle. Elalarından mahrum bırakma beni be şakayık çiçeğim. Ne olur uyan. Nihayetinde varmıştık hastaneye. Nare oturduğu ön koltuktan fırlamış, içeriye bağırarak sedye istemişti. Onu kucağımda tutarak indim arabadan. Küçücük bir şeydi bu kız. Kaybolmuştu kollarım arasında. Ama kalbi beni ve bana dair her şeyi saklayacak kadar genişti. Onu sedyeye bırakmış, arkasından aksak adımlarla içeri doğru yürümüştüm. Gözümden bir damla yaş yanağıma usulca süzülmüştü. İlk kez yaşıyordum böylesi bir acıyı. Her vakit soğukkanlılığını koruyan ben, kapanan acil kapılarını yumruklamak, avazım çıktığı kadar bağırıp ağlamak istiyordum. Canına gelince böyle yakıyormuş acı insanın içini. Öğrenmiştim. Kötü bir şekilde öğrenmiştim. Şimdi Nazen'in bedeniyle iki canını birden tutmaya çalışıyordu o kız. Benim karım, çocuğumun annesi, ömrümün geri kalanı. Yine geçmeyen dakikalar kabir azabı gibi çökmüştü boğazımıza. Acil müdahale odası önünde deli gibi dolaşıyor, açık duran gömleğinin yakasını çekiştiriyordum. Nare abime sarılmış ağlıyordu. Bu kadar kötü müydü yani durum? Bu kadar çok mu? Zorlukla bir yutkunma geçti boğazımdan. Allah'ım dedim kapalı göz kapaklarım ardından. Allah'ım sen onları benden alma. Gözlerimi açtığım an görüş açıma koridorun başında koşarak gelen annem, babam ve Mihrimah girmişti. Hepsinin yüzü kireç gibi bembeyaz olmuşken anneciğimin orman gözleri kızarmıştı. Koskoca bir adam değildi. En sevdiğiyle sınanan küçük bir oğlan çocuğu gibiydi yüreğim. Koştum ve annemin narin bedenini kollarım arasına aldım. Öyle ihtiyacım vardı ki saçlarım mokşayıp geçecek demesine. Anne, dedim titreyen sesimle. Geriye çekilip ıslak gözlerle ona baktım. Anne, ona bir şey olmasın. Onlara bir şey olursa ne yaparım ben anne? Süzüldü yaşlar orman gözlerinden. Öyle güzel bir kalbi vardı ki, evleneceğimi söylediğim ilk an gelini değil, evladı gibi benimsemişti Neval'i. Zarif elleri kirli sakallı yanaklarımda dolaştı. Bayezid'im, sağ salim bağışlayacak Rabbim onları bize inşallah. Dua edeceğiz aslanım, dua edeceğiz dedi o anaç haliyle. Aradan geçen dakikalar ömrümden ömür götürür gibiydi. Bu arada Mehmet ve Muazzez de gelmiş. Mehmet yanıma gelirken Muazzez üzerine ereti geçirdiği önlüğüyle koşarak girmişti acil müdahale odasına. Başımı arkamda duran duvara sertçe yasladım. İnsan böyle kaybetme korkusuyla sınanınca ayrı geçirdiği bir dakikaya bile ah ediyormuş meğer. Dönüp ikizimin ciddileşmiş yüzüne baktım. Cinsiyetini öğrenecektik daha Mehmet dedim kısık bir mırıltıyla. Doğmamış evladımıza bir şey olma ihtimali bile sarsmıştı beni. Ya olursa
Ne val kahrolurdu. Mehmet kolunu omzuma sarıp başını bana yasladı. Öğreneceğiz kardeşim. Öğrenip kutlama bile yapacağız. Söz lan vallahi bak, amca sözü. Her zaman neşeli olan o bile böyle üzgünken ben dayanamayacak raddeye geliyordum. Boğulur gibi attım kendimi terasa. Açık gökyüzü bile soğutmaya yetmiyordu cayır cayır yanan içimi. Gözlerim ömrümden belki ilk kez bu demle ıslanıyordu. Arkamda hissettiğim kişiyle dönüp o yöne baktım. Nareydi gelen? Bir vakitler okyanus dalgalarına benzettiğim o gözler en hırçın haliyle bakıyordu yüzüme. Ama benim zifiri gözlerim bir çift Ela'yı arıyordu hasretle. Nefes alamıyorsun değil mi? İlk kez ıslak görüyorum yüzünü. Ama o çiçek gibi kızı üzdüğün aklıma geldikçe sana tek bir şey diyesim geliyor. Beter ol Bayezid. Kızgın sesi, öfke dolu bakışları beni bir kaşık suda boğmak ister gibiydi. Nevale kardeşi gibi sevdiğini biliyordum, lakin bu tepkisi şaşmıştı beni. Ona bakan donuk yüzüme çatık kaçtı, mavilerle bakmaya devam etti. Ben meğer seni tanıyamamışım Bayezid. O merhametine, sevdikleri için yaptıklarına hayran olduğum, abim yerine koyduğum adam sen olamazsın. Dua et Nevale de bebeğe de bir şey olmasın. Yoksa bu vebalin altında ezilir gidersin dedi en öfkeli haliyle. Anlamıyordum. Anlayamıyordum neden böyle dediğini. Kaşlarımı havaya kaldırıp şaşkınlıkla baktım yüzüne. Nare dedim sesim zorlukla çıkarken. Ben Nevale bir şey yapmadım ki. Dolu dolu gözleriyle iki yana hırsla salladı başını. Bir bildiği bilip de söylemediği aşikardı. Nitekim Nevale'nin merdivenlerden ışımla inmesi, yüzünde asılı kalmış gözyaşları da bunu doğrular nitelikteydi. Arkasını dönüp içeriye doğru bir adım atmıştı ki durdu ve geriye dönüp tekrar baktı yüzüme. Bazen insan yaptığında değil, yapmadığında aramalı sorunu. Düşün bakalım, neyi eksik yaptın? Sonrasında hastaneye geldiğimizden bu yana yaklaşık bir saat geçmişti. Bir saat ancak bana bir ömür gibi gelmişti. Nefes alamamış, terasa çıkıp serin havada oksijen aramıştım, olmamıştı. Göğsüme nefes de olmamıştı. İşte o zaman anlamıştım. Hayatıma sessiz sedasız giren o küçük kız benim nefesim olmuştu bile. Kapının açılmasıyla benden önce Mehmet fırlamıştı yerinden. Hocam durum nedir dedi müdahale yapan doktorun önünü keserek. Doktor bey maskesini indirmiş, gözlerini hepimizin üzerinde gezdirmiş, tekrar Mehmet'e dönmüştü. Neval Hanım kafa travmasıyla getirildi. Kaşında düşmeye bağlı bir kanama, kolunda ise ufak bir kırık var. Muhtemelen karnını korumaya çalışırken kolunun üzerine düştü. İlk bulgulara göre durum stabil. Bu gece yoğun bakımda gözleme altında tutacağız. Sabah Allah kerim dedi tok sesiyle açıklama yaparak. Ellerimi ensemde birleştirdim. Kırık ağrısına dayanamazdı ki narin bünyesi. Derken Mehmet tekrar atıldı adamın önüne. Hocam peki bebek? Tuttum nefesimi. Karım bir parça iyiydi ama evladımız. Eğer ona bir şey olmuşsa bedenindeki acıdan büyük olacaktı Neval'in acısı. Doktor başını salladı. Necla Hanım ve Muazzez şu an muayenede. Kendileri açıklar, geçmiş olsun. Ellerimle sertçe sıvazladım yüzümü. Artık ne varsa duymak, sonra karımın yanına girip o güzel yüzüne bakmak istiyordum. O nazenin canı çok yanıyor olmalıydı. Ah Neval, ah şakayık çiçeğim. Dakikalar sonra tekrar açıldı odanın kapısı. Beyaz önlüklü doktor çıkıp giderken arkasında beliren Muazzez'in gözleri irice açılmış hem gülüyor hem de gözyaşları yanaklarından ardı ardına süzülüyordu. Soru sormaktan korkar gibi baktım yüzüne. Tek bir sözüyle beni ya yaşatacak ya da öldürecekti. Mehmet dayanamayıp ağlayan karısının koluna dokundu. Muazzez, söylesene iyi mi bebek dedi sabırsızlıkla. Muazzez gözyaşlarını silerken başını olumlu anlamda sallayabilmiş, yutkunarak buruk bir gülüşle her birimize bakmıştı. Strese bağlı taşı kardı var biraz ama sorumla geçer şimdi. Ultrasonda cinsiyetle sapladık. Durdu ve elini dudaklarının üzerine yasladı. Hala ağlıyor ama bir yandan da gülüyordu. Zihnim durmuş gibi anlamıyordum. Mehmet'in iyi haberi duyunca hemen sırıtmış, cinsiyet kelimesi ardından hemen kapılmıştı eski coşkusuna. Erkek değil mi? Kesin erkek dedi yerinde duramayıp zıplarken. Muazzez ellerini yüzüne kapatarak güldü ve kocasına başını sallayarak cevap verdi. Erkek, hem de iki tane. Erkek, iki erkek bebek. Gözlerim boşluğa dalmış, bakışlarım işittiğimi algılamak ister gibiydi. Oğlumuz, daha doğrusu oğullarımız. Bir anda Mehmet'in bağırışı dolmuştu kulağıma. Allah! İkizler geliyor. Amcasının aslanları geliyor be! Diyordu bir an karısına coşkuyla sarılarak. Ben size hala inanamıyordum. Abim gelmiş, kolunu omzuma atarak sıkıca sarılmıştı boynuma. Bir an geri çekilip yüzüne baktım. Abi, oğlan, iki tane! Diye sayıkladım rüyada gibi.
Tam o esnada Mehmet atılıverdi ve ikimize birden sarıldı. Hala süren coşkusuyla ve o alışılagelmiş gülüşüyle etrafa neşe saçarken bağırdı. Biz gibi tontişim, biz gibi. Sonrasında uykusuz ve yorucu bir gece daha geçmişti ömrümüzden. Lakin bu kez farklıydı. Bir anda iki evladımın müjdesi, bir anda imanımın yarısı, eşimin acı çekmesi. Ve aklımdaki sorular sorular. Nare'nin dedikleri kurcalayıp durmuş tüm gece aklıma. Bana ettiği isteme bir dayanak aramış, yalnızca bu sıralar Neval'i ihmal ettiğim sonucuna varabilmiştim. Kafam patlayacaktı fazla düşünmekten. Dün gece Muazzez müjdeyi verdikten sonra Neval'i görmek istemiş ama görememiştim. Ağlayarak uyandığını, kendine gelir gelmez bebeğini sorduğunu ve ikiz müjdesi alınca daha çok ağlamaya başladığını anlatmıştı yengem. Bu sebeple uyuması ve dinlenmesi için sakinleştirici verilmiş, bu da onu sabaha dek uyutacak demişti. Şimdi ise servise çıkmış karımın odasına gidiyordum. Doktorla konuşmuştuk. Bu problem kalmadığını ve akşama doğru taburcu olacağımızı söylemişti. Yavaş açtım odanın kapısını. Herkes eve yollamış, bir tek ben kalmıştım yanında. Yanına girmek için sabırsızlanıyordum. Öyle ki burnumda tütüyordu o ışıldayan elalar ve pamuk şekeri yanaklar. Lakin beni karşılayan solgun, somurtuk bir yüz olmuştu. Alçıyandan kolu askıyla göğsünde duruyor, açılan alnında bir bandaj görünüyordu. Kapının sesini duymuş ama dönüp bakmamıştı. İçeriye girip yanına ilerledim, çiçek kokusunu içime çekmek için bir an beklemeyecektim. Güzelim, dedim içten bir samimiyetle. Yatakta yanına değişip kucağında duran küçük elini avuçlarıma aldım. Başını önüne eğmiş, hala ifadesiz bir yüzde duruyordu. Parmağımı uzatıp çenesinden tutarak kaldırdım başını. İşte karşımdaydı o hasret kaldığım elalar. Elimi yanağına yaslayıp yüzüne doğru uzandım. Onu uzun uzun öpmek, çöle dönmüş gönlümü vahaya çevirmek istedim. Fakat başını geriye çekerek reddetmişti öpüşümü. Kaşlarım istemsizce çatıldı. Bu tavırlarda neyin nesiydi böyle? Ne oluyor Neval? Bu tavırları hak edecek ne yaptım ben sana? Sistemkardı sesim. Çünkü dün geceden beri kendi kendimi yiyip bitirmiş ama bu haline bir neden bulamamıştım. Diğer yöne dönen başını ısrarla kendime çevirdim. Elaları yaşlarla doluydu. Zorlukla yutkundu. Evvela iyilikti niyetin. Yuva kurmaya karar vermiştin ve o şanslı kişi ben olmuştum. Belki de acımıştın o halimize bilmiyorum. Sonra dedi ve bir nefes çekti içine, acı doluydu sesi. Ve sonra alıştık birbirimize. Evliliğimize alıştık. Son olan sevdamı öğrendiğinde ise her şey daha kolay olmuştu. İstediğin o düzenin ucunu bulmuştun. Gerisi çorap söküğü gibi gelmişti. Zor günler geçirdik. Tutunduk birbirimize. Ve sonra hamilelik müjdesi geldi. Seni seveni sevmek kolaydı elbet. Aşık olduğunu söyledin, inandım. İnanmak istedim. Gerçek olmasını çok istedim. Sona doğru titredi ve kısıldı sesi. Gözlerinden irice bir inci tanesi yanağına yuvarlandı. Sabırla dinliyordum onu. Her bir kelimesi benim için fazlasıyla kıymetliydi. Hafifçe yükseyerek boğazını temizledi. Ben senin yıllar önce aşık olduğun o kızı biliyorum Bayezid. Sevdiğinin kokusunu bir parça kumaşta arayarak uyuduğunu biliyorum. Duydum, dedi el ağları acı içinde yorulurken. Boğazımdan bir yutkunma geçti. Nareyi biliyordu, öğrenmişti. Belki de geçen gece kokusundan rahatsız olup pijamasını çıkarttığımda fark etmişti bir şeyler. Ne diyecektim? Ya abim, abim öğrenirse yüzüne nasıl bakacaktım? Neval'in gözlerinden ardı ardına akıyordu yaşlar. Dudakları bir kız çocuğu gibi bükülürken yavaşça burnunu çekti. Duydum ama sustum. Çok acıdı kalbim. Seni severken başkasının sevdiğini bilmek canımı yaktı ama sustum. Yine sarıldım aşkına. Fakat Osman abiye söylediklerim bardağı taşıran son damla oldu. Katlanamadığını, bitirmek istediğin... Açıldı gözlerim irice. Katlanamadığım şirketti benim. Bitirmek istediğim orada çalışmaktı. Az evvel avuçlarımdan çektiği elini tekrar tuttum. Ne var? Ben onları holding için dedim şaşkınca mırıldanarak. Derin bir nefes çektim içime. Sen sana katlanamadığımı mı sandın? Güzelim ben holding ve restoran arasında kalmaktan sıkıldığımı anlatıyordum. Bir an şaşkınlık geçti menevişlerinden. Bakışları boşluğa düştü ve kısa bir süre düşündü. Değişmemişti yüz ifadesi. Masum kaldığı konular bunlarla sınırlı değildi anlaşılan. Derken bir kez daha kurtardı elini avuçlarından. Başını iki yana salladı. Artık ne fark eder ki Bayezid? Onu yanlış anlamış olmam ne fark eder ki? Sen Bayezid'sin bana. Herkese olan Bayezid'sin. Ama ben sana herkesin nevale değilim. Sormuştun ya düğünde. Tıpkı öyle işte. Bu gözler yalnızca sana böyle bakıyor dedi ciddi sesiyle. Onu üzmüş olmak dünyadaki tüm acıları sırtlanmak gibiydi meğer. Alışmıştım gülüşüne, alışmıştım sevişine. Neval dedim lafını bölerken. Elini havaya kaldırıp susturdu. Müsaade et dedim mırıldanarak.
Gözlerini ağır ağır kapatıp açtı. Kolay olmayacaktı anlaşılan söyleyecekleri. Ne benim için ne de onun için. Ben düşündüm. Evveli ahiri. Çok düşündüm. Ve tek bir gerçek kaldı ellerimde. Ben yoruldum yalnız sevmekten. Bu yüzden hem senin hem benim hem de doğacak oğullarımızın iyiliği için bir karar verdim dedi. Bugüne kadar gördüğüm en ciddi ve en kararlı haliyle. Gözlerinden aynı anda yaşlar dökülürken elaları baktı zifirlerimin ta içine. Ve bir uğultu gibi duyuldu sesi kulaklarımda. Boşanalım Bayezid. Aşkına becenemediğim bir adamın nikahında kalmak istemiyorum. Sonrasında Neval Çalapa'nın anlatımıyla. Ayakkabının altındaki çimenlere basıp çiçekli eteğimin pilelerini sallandırırken adımlıyordum yalının bahçesinde. Güneşten bahar vakti gibi durmuş, şıkır şıkır olan gökyüzü ardı ardına gökkuşağı takılmıştı yakasına. Bense aynı tempoda yürümeye devam ediyordum. Lakin bahçenin bu yanına neden dış taraftan geldiğim hakkında en ufak bir fikrim dahi yoktu. Sebep düşünmeyi öteleyip ellerinde duran elma şekerlerini yavrularıma götürmeye devam ettim. Çok geçmeden iki aslan parçası top peşinde koştururken girmişti göğsü alanıma. Tebessümüm büyümüş, göğsümün orta yerinde bir hasret peyde olmuştu. Gözlerim annelik hissiyatıyla sızlarken elimi kaldırıp isimlerini seslenmiş ve yamacıma çağırmıştım oğullarımı. Beni gören cam parçalarım neşeyle çığlık atmış ve bana doğru koşmaya başlamışlardı. Biri babasının ve Ertuğrul dedesinin kopyası, biri ise tıpkı rahmetli babama benziyordu. Büyümüş, 7 yaşına gelmişlerdi ve gün geçtikçe daha fazla yer alıyorlardı kalbimin ortasında. Güzel evlatlarım sonunda yanıma gelmiş, benim anne nidasıyla sarılıvermişlerdi. Bir an ellerindeki elma şekerlere çekmişti dikkatimi. Yarıları yenilmiş ağızların etrafı benim de her yiyişimde olduğu gibi kırmızı şekere bulanmıştı. Elimde kala kalan şekerlerle kırpıştırdım kirpiklerimi. Bebeğim, benden istemişsiniz elma şekerlerini. Bunlar da nereden çıktı dedim. İçinde bir miktar sitem barındıran sesimle. Babasının kopyası olan gece bakıştığım büyük adam misali elini beline koyarak bana kısık gözlerle bakmıştı. Ağzındaki şekeri itinerle yuttuktan sonra kaldırdı göre kirpiklerini. Bebeğim, benden istemişsiniz elma şekerlerini. Bunlar da nereden çıktı dedim. İçinde bir miktar sitem barındıran sesimle. Babasının kopyası olan gece bakıştığım büyük adam misali elini beline koyarak bana kısık gözlerle bakmıştı. Ağzındaki şekeri itinerle yuttuktan sonra kaldırdı gül kirpiklerini. Nida anne almış bizim için dedi mağrur bir tonla. Yüzüm istemsizce buruştu. Nida anne dedikleri de kimdi acaba? Çocuklarım yerdeki toplarını alıp az evvelki gibi oynamaya yönelmiş. Ben ise hala garip bir düşünce halindeydim. Tam o esnada dönüp gitmekte olan yavrum dilinden tutup önünde diz çöktüm. ''Oğlum, kim bu Nida anne?'' dedim meraklı bir tavırla. Evladım muzip bir tavırla gülmüş, sonra elini uzatıp kamaleye işaret etmişti. ''Unuttum anne, o babamın karısı.'' demişti dönüp koşmaya devam ederken. Beynimden vurulmuş gibi dönüp gösterdiği yöne bakmıştım. Bayezid kamerada yanındaki sarışın bir kadınla oturuyor, hatta ziyadesiyle samimi bir tavırla kadının şişkin karnını okşuyordu. Elimi hızla boğazıma götürdüm. Nefes alamıyordum. Onu başkasıyla görmek canımdan can çıkar gibi yakmıştı içimi. O benim kocamdı. Ama ben bir anlık öfkeyle boşanmıştım ondan. Hayır nasıl bırakırdım onu? Olamazdı bu. Olmamalıydı. Gözlerimden yaşlar denizler misali akarken elma şekerlerini bir yana fırlattım ve dizlerimin üzerine çökerek bağırdım. Bayezid. Bir anda sıçradım yattığım yerden. Alnımda boncuk boncuk teller birikmiş, gözlerimden yanaklarıma süzülen yaşlar rüyada değil sadece ağladığımı belirtmişti. Odamda beyaz tüller arasında yatağımdaydım. Adını haykırarak uyandığım kocamsa dün gece yattığı yerde karşımdaki koltukta hala uzanırken telefonla konuşuyordu. Çığlığımı duyup hemen doğrulmuştu yerinden. Teşekkür ederim haber verdiğiniz için. Hayırlı günler Nida Hanım dedi hızlıca telefonu kapatarak. Nevresimi üzerinden atıp koştu ve yamacıma erişti. Bense söylediği o isimde kalmıştım. Kısık gözlerle baktım endişeli yüzüne. Elini uzatıp omzuma dokunmuştu. İyi misin güzelim? Ağrın sancın var mı? Dedi bir yandan hasar tespiti yapar gibi beni göz süzgecinden geçerek. Omzumu hasarlı bir tavırla silkip elinden kurtardım. Nida denen o kadın kim dedim refleksle. Ve henüz sorumu bitirmeden dediğime pişman oldum. Neden soruyordum ki? Daha dün hastanede ondan boşanmak isteyen ben değil miydim? Bir an şaşkınlıkla havalandı kaşları. Asistanım dedi gözleri dalgın dalgın bana bakarken. Bu dengesizliğim onun da dikkatini çekmişti. Hiç bozuntuya vermeden çevirdim başımı cama doğru. İçeriye vuran güneş odayı sıcacık yapmıştı. Derken Bayezid elini yanağıma yaslayıp halen göz pınarımda asıl duran inci tanesini silmişti.
Neden ağladın sen? Hem bana niye seslendin? İstemediğim bu durumda yakalanmamak kendime gıcık olmama neden olmuştu. Yanağımdaki eli çarçabuk iteleyip dizlerimin üstüne emekleyerek kalktım yataktan. Asıda duran kolum giyinmemde zorluk çıkarıyordu. Nitekim dün akşam eve geldiğimizde pijamalarımı Nari'nin yardımıyla giymiştim. Giyinme odasına girip önümdeki düğmeleri tek elle açmaya çabaladım. Lakin oldukça zordu. Küçücük iliklere kocaman düğme dikilir miydi canım? Derken ardımda bir çift ayak sesi duymuştum. Yanımdan usulca geçip önümde durdu. Eli düğmeleri çekiştiren elimin üzerine kapanmıştı. Tek başına zorlanma, yardım edeyim dedi uysal bir tavırla. Gözlerimi kaldırıp zifirlerine baktım. Ona yakın olmamak için yatakta bile tek başıma yatmayı rica etmiştim ama o her fırsatı değerlendiriyordu maşallah. Elini görmezden gelip devam ettim düğmeleri çekiştirmeye. İçimdeki inatçı keçi uyanmıştı bir kere. Ölsem yardım istemeyecektim. Anlamış gibi çırpından elimi tuttu ve sessizce yanıma indirdi. Bakışlarım kırgın bir tavırla yan tarafa dönerken o en üstten başlayarak açmaya başladı düğmelerimi. Lakin o açtıkça benim yanaklarımın kırmızılık seviyesi artıyordu. Son düğmeyi de açıp sıyırdı pijama omuzlarından, çıkarırken bana doğru hafifçe eğilmiş, alçılı koluma dikkat etmek için bir adım yaklaşmıştı. Teninin sıcaklığını hissediyordum. Bu düpedüz bir işkence yöntemiydi. Boğazımdan bir yutkunma geçerken açıkta duran boynumda hissettim sıcak nefesini. Yapma dedim hızlıca kendimi geri atarken. Güçlü durması için çabaladığım bakışlarımı serçe diktim kömür karalarına. Yapma Bayezid, zorlaştırma. Biz boşanacağız biliyorsun değil mi dediğimde iki gündür yumuşacık bakan gözleri kısılmıştı. Çene kemiklerinin oynadığını fark ettiğimde dönüp elindeki pijamayı pufun üzerine serçe attı. Bu cümleyi duymamazlıktan gelmek istediğini anlayabiliyordum. Ama bakışlarım ısrarla geziyordu üzerinde bir cevap beklercesine. Lakin o umursamaz bir tavır takınıp dolaba ilerlemiş, sonra da gelip aldığı ev elbisesini başından kibarca geçirmişti. Koluna dikkat et demişti, kıyafeti kıvırıp mırıldanarak. Alçılı kolumu geçirmiş, diğer koluma uzanmıştı ama ben hala aynı zıtlıkta bakıyordum ona. Sonunda elbiseyi giydiğime emin olmuş ve bakışları nihayet elalarımla buluşmuştu. Bu arada zırvalamak yerine dinlenmeye denene var, çünkü o dediğin olmayacak. Duyduğumla çatıldı kaşlarım. Boşanma isteğim bile akir görüyordu. Gözünde kıymetin bu muydu yani? Burnumdan öfke dolu bir nefes üflerken tişörtünü çıkarıp banyoya yürüyen adamın ardından göbeğimi tutarak koştum. Zırvalamıyorum. Boşanacağımızı söylüyorum eğer dinleme zahmetinde bulunursan. Dedim ama cümlem tamamlandığı an kendimi onun ve banyo kapısının arasında buluverdim. Esmer teni ve devasa boylu önüme Çin Seddi gibi kuruluvermişti dev adam. Sırf kokusunu duymamak için burnumdan değil ağzımdan nefes almaya çalıştım ama o resmen içime girmiş gibiydi. Başını bana doğru eğdi ve ben kendimi geri çektikçe yüzü yüzüme yaklaşmayı sürdürdü. Sonunda ensem kapıyla buluştuğunda anlamıştım kaçacak yerim kalmadığını. Burnunun ucunu alışık bir tavırla burnuma sürttü. Ben seni hep dinlerim yavrum dedi. Sesi tıpkı bir fısıltıdan ibaret çıkarken tüm tüylerimin ürperdiğini hissediyordum. Onu itmek için hamle yaptığım elim karnındaki kas boğumlarından birine çarpmış ve var olan bir karış aklımda uçup gitmişti. Kendini usulca geri çekip erimiş gibi ifadesiz John'a bakan yüzüme göz kırptı. Ama biraz da gerçekleri konuşalım. Ben senden asla boşanmayacağım dedi en çapkın haliyle ve yanımdan geçip banyoya girdi. İşte böyle dostlar, bir bölüm daha burada bitti. Bu güzel hikayenin yazarı Bursalı Gelin, ben de Cihan Bozacı. Eğer hala kanallarımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Yeni bölüm beklerken size bir hikaye tavsiye edeyim. YouTube'da arama kısmına zihnimdeki fısıltı diye yazarsanız çıkacaktır. Efsane bir hikaye sizleri bekliyor. Maral Atmaca'nın hikayesi. Muhteşem bir hikaye gerçekten. Şimdiden keyifli dinlemeler. Yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.